Vevin 10 aydır bunu teşekkür ederim. Free Frey 17 aydır selam demiş. Selamlar abi. Timble TR bir yerlerden hatırlamışsın umarım adımı kanka. Abi hatırlamadım ya. Selamun aleyküm. Amına koyayım. La oğlum gidiyorum lan. Hop buradayım. Eski sihirbazlardan kim kaldı aslan? Ne oldu sana abi? Abisi bu işler yetenek işleri anladın? Ok bir oradayım bir buradayım. Ne oldu sandınız siz? Sende bir zulümlük var abi. Neylik var? Zulümlük. Zulüm ne lan ne biçim konuşuyorsun? Kime ya yaramazlık olmuşsun? Yaramazlık. Ha. Amirim buyurun. Rıza buralar. Hayırdır? İsmail buralarda. Burada burada İsmail şurada. Kime? Nerede? Şimdi. Kapayacağım kamerayı bir saniye. Bir çiş yapmam lazım zaten. Bir saniye abi. Bir saniye abi. Geliyorum. Çiş yap geleceğim. Sonra başlıyoruz. Ay. Esselam. Selamünaleyküm. Ulan ne uykuydu be? Ne uykuydu be? Kim lan? Kral, güzel motor ha. Sesin gelmiyor moruk. Ağzın oynuyor ama hiç yok. Ne sessiz sinema mı oynuyoruz? Bu arkadaşı anlayan var mı? Ne bu motoru kim getirdi buraya bu motoru? Bu motor mu? Kim nasıl motoru geldi bu motor buraya? Bilmiyorum kardeşim ben daha yeni uyandım ya. Kimin bu motor? Bilen var mı? Kamil abi sen biliyor musun? Valla ben yaptım da kimin olduğunu hatırlamıyorum motorun ya. Hayırdır? Niye? Bu motoru kim getirdi buraya? Motor Hulusi abininkine benziyor ya. Motor senin değil mi ya Tuna? Bu motor Tuna'nın diye birisinin değil miydi oğlum? Tuna'nın işte motor Tuna burada benim oğlum. Zaten benim. Yukarıda ben kaza yaptım. Motor orada kaldı. Polis götürecekti. Motoru almış biri saatlerce dolaşmış. Motoru az önce şurada buldu. Aa. Saatlerce dolaşmadı ya. Sabahtan beri bu motor burada. Galiben burada bu arada bu motor. İmkanı burada yok burada olmasının sabahtan beri. Sabahtan beri burada. Biz o zaman hadi eyvallah. Takılıyoruz buradan motor. Ben mekandan buraya geçtim ya. Yani. Anne motordan amına koyayım. Aç lan Selami. Yavaş birader. Niye açmıyor İbni? Arabamı özledim ya. Nerede
Nerede benim rencim bakayım? Haniymiş benim rencim? Haniymiş benim rencim? Gel bakalım. Nasıl renk? Rengi değiştim ha. Yılan tıs. Tıs. Oğlum manyak araba ya. Var ya. Efsane araba. Hop. Efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biraderler bu arabayı satıyorum ha. Alan var mı? Betim yani ben alırım da ben çok öldürürüm. Bence bana satma. Önce bir ilana koy. Aşırı ucuza satıyorum. Kaç öldürürsün sen söyle. Bu arabanın sıfırı ne Korkut'um söyle bana. Bakayım. Bu arabanın sıfırı 130 kardeşim. Hiç bakmana gerek yok. İndir telefonu. Benim şimdi yanında para yok Korkut sende de yok değil mi? Yok 130 bu arabanın bak ya. Bu arabanın tertemizi 130. İçerisinde sigara dahi içmedim. Tertemiz. Çok fazla bayan bindirdim içine. Yani bayan kokusu evet. Hala içinde. Bu arabayı sana 100'e bırakırım. Bak 30. 30 indirdim. Lader nereye ya? Efendim. O zaman biz şöyle bir dağılalım ya. Abi dur nereye ya? Abi tamam. Biz öyle alırsak biz kime satacağız adam? Tamam abi gel. Alır. Tamam abi gel tamam al 90 al. Kolay gelsin. Daha 90. Aha. Eyvallah eyvallah. Selam devirciğim merhabalar Yılmaz ben. Merhaba merhaba. Merhabalar. Bey, Fethi Güven. Bey, şey. Sizin ne iş neydi Fethi Bey? Barda tanışmıştık. Hocam bizim iş her şey. Serbest meslek. Ha, her şey. Serbest meslekmiş evet. Yani management, organization, sonra satisfaction. Fethi 80 ayrı. Satisfaction özellikle ilgi alanıma girer. Buradayım dayı. O zaman iyi anlaşacağız gibi Yılmaz Bey. Anlaşırız anlaşırız muhakkak. Fethi 80 hayırlı olsun. Sen ciddi misin? Ne oldu sıkıntı mı var arada? Abi vallahi öyle yani ben öldürürüm 80... dedim yoksa kar edemem. 80 çok bak, öldürdüm. Bak yüzüne söylüyorum öldürdüm. Bak ben 90 dedim. İkinci el alsat mı yapıyorsun abi hala? Evet evet kardeşim. Az önce aynen. Gördün beni buradan. Bak ben 90 Yılmaz'ım. Dedim ya sen abi. 80 dedin. Al 85 git hadi. Arabayla. Tamam bir saniye yanımda para yok arkadaşımdan hemen alıp i̇şte geleceğim. İşte o kadar hızlı bekliyorum. Geçecek ki göremedin. Burak bir gelsene. Camit parti mi var? Yalnız ben bunun satış devri vesaire hiç bilmiyorum. Yılmaz Bey siz biliyor musunuz? Biliyorum biliyorum bu şey var anahtar var Givekey üzerinde yazar böyle. He. O anahtarı beyefendiye verin yakınındayken. Yok benim üzerimde anahtar yok bu şey ya. O start bu stop. Şey ya bu vardır bir Givekey yazan anahtar var üzerinde. Allah Allah. Dur bakayım. Bilader, bilader isim neydi senin ya ben unuttum. Demir benim Demir. Ha Demir, Demir abi. Ha hatırladım hatırladım. Ha. Oo Demir abi tamam abi. Hiç sana, abiye gerek yok ya. Sana o zaman, sana 90 o zaman bu ya. Abi mekanikte ya, siz iyi sikiyorsunuz insanları. Sana 90 abi bu. Lan parayı arkadaştan borç aldım. Siksem nasıl arkadaştan borç alayım? He. Kanka öyle düşün bir de. Ya şu şehirde en iyisi ki en Faruk. Onun dışında kimseye inanma parası var diye. İyi dedin. İyi dedin. Ya şu arabayı nakit hemen tamam. Abi, abi. Abi gel ha. Abi. Gel benimle abi. Ya Faruk abi beni biliyorsun. Efendim. Abi arabanın içinde bagajında 46 evet. Tane kıyafet var bir de. Onları da üzerine tamam. Koyup satarsak süper olur. Onları benim işime yaramaz sen al üstüne onları. Ama hepsini alamazsın. Hepsini alamam abi. Benden geri al bir ara. Ben senden o zaman geri alırım onları bir ara ya. Dursun. Aynen. Tamam. Yabancı mısın parça abi? Parça parça otele de götürebilirsin. Belki arabanın arkasında kaybolur. Bir şey olur dükkandayken biri alır. İyi dedin abi. Öyle yapayım. Biz buradayız ben. Al sen onları hallet. Dur ben şunları bir halledip buradayım. Getiriyorum ben. Tamam tamam. Abi kotam yok. Kotam bitik o yüzden satamıyorum. Tamam give key vereceğim. Abi arabayı satacağım ya. Başka araba alacağım. Çekmeceye koyuyorum. İyi. Spor araba alacağım abi. Ya üzerimde çok fazla para yok aslında da. 21k var.
Dur bir konser patlatırız ya. Kenan gelsin. Konserle hem Saro abiden para alacağız ya. O kadar dün konser yaptık abi, management. Kardeşim yakından nasıl araç yok? Evet 85 az ama ya araba bulunur, yüze al, üst aşağı olmasın. Abi yani arabaya pek ihtiyacımız yok gibi ya şu anda. Satmasak mı ya da şimdilik? Ne diyorsun? Dur lan ne yapıyorum amına koyayım? Ne yapsam ya? Satmasam mı? Dursun mu şimdilik? Ben Demir abiye söyleyeyim, biraz daha biriktireyim paramı diyeyim ya. Yani bu şehirde tek başına takılmak pek de böyle akıl kârı değil. Fethi abi nereye gidiyor? Dur abi dur, motoru kapatmadım ya. Abi! Efendim Fethi. Abi diyorum, bir dakika abi şuraya. Gel gel, lan yavaşlar. Gel buraya gel, onlar manyak. Abi! Ha. Diyorum ki abi, ben de biraz daha kalsın bu araba ya. Bak işte, tamam sen bilirsin. Abi ama bunu kesin satacağım. İlk sana geleceğim abi. Sen bana numaranı ver hele. Numaranı ver. Tamam, ne yaz baba. Kardeş, ne bakıyorsun? Sen de bana ver. Öyle tanıdık geldim de bir bakayım dedim. Nereye tanıdık geldim, hangisi? Yok birader, bir şey sonra görüşürüz. Ya hadi. Abi tekliyorum bu şehrin böyle insanlarına ya, gerçekten. Fethi, veriyorum abi numarayı. Bir dakika abi, 531. 49.99 531 49.99 değil mi? Aynen abi. Tamam ben şimdi sana bir mesaj atacağım. Ulan çıkardığı ses bile. Sen ne zaman lazım ya. Olursa ara. Tamamdır. Oo efsane araba ha. Birader helal olsun. 10 numara araba. Hayırlı olsun. Oo Fethi abi ne yaptın ya? Ben şu iyidir kardeşim abi. Aman akayım buranın havası, ben de diyorum niye değişti. Nasıl olmuş yedin? Bakayım. Bu ne lan? Oğlum, senin zevkini sikiyim lan. Gözlükle bakmak lazım buna. Bu nasıl? Ya oğlum sen bu arabayı da krom yapmıştın bak. Ne salak adamsın oğlum. Bu ne lan? Hey ya sen bunu düzelttin mi? Yok bu düzelmiyormuş bu arada. Şimdi bana gerek yok. Siyah ha, yapıyorsun. Ha hiç bu kadar. Fethi Bey. Biliyorum. Sattın mı sen bunu? Ne yaptın? Aytaş bunu mu aldın lan? Ha bu benim. Oğlum bu ibişti mi burada ya? Fethi Bey kolay gelsin öncelikle. Arabama kim çarptı lan? Aa çok teşekkür ederim efendim. Aa Konan. Ya ben dün konuştuğumuz muhabbeti. Dayı nasılsın ya? Bu da manyak mıdır nedir ya? Zaten nasılsın en sesini ya, o araba da manyak, sahibi de manyak. Ne olayı ne bu çocuğun? Gece kulübünde gerçek, birine arkadan daldı, çocuğu. Ona daldılar falan. Dayı. Allah Allah niye ki? Ayıp oluyor birader. Nedir ayıp olan kardeş? Öyle milletin arkasından küfür etmek falan ayıp oluyor ya. Orospu çocuğu, gevşek, şerefsiz, amına kodumun oğlu, davat. Ne diyeyim be abiciğim? Gelsin suratına anladım. Söyleyeyim oğlum. Biz bu ibneyi iki kişi dövdük. 10.000 lira ceza kese amına koyayım devlet zengin oldu. Bak bak hareketlere bak bak. Vallahi hareketlere bak. Abi, sana özellikle hiç yakışmaz. Senin gibi production adama. Bilader yani sen bunu niye seviyorsun? Sen bu adamı niye seviyorsun? Ben ona çekecek filmi aklımda da. Ben ona abiciğim, çekeceğim benim filmi. Bir derdim yok. Ya benim bayağı. Gördüğüm kadarıyla gece kulübünde millete arkadan saldıran, raconu bu hale abi, düşürmüş bir insan. Abi arkadan falan saldırmadı, bana vurdu herif zaten, ayağa kaydı ya. Ya birader, senin bundan... O yüzden dövdüler onu da orada. Nasıl bir arkadaşlığın var ya? Bunu ya? Ya benim arabam çalışıyor, çok ses var ya. Nasıl kimseye zarar yok? Bir cephe almış. Fotoğraf falan değil benim, fotoğraflarını umurumda bile değil. Benim fotoğraftan derdim yok, benim bizzat lan, senin... arkadaşıma laf etti kavat. Abi ona bir şey diyemem, Yılmaz abiciğim. Ne fotoğrafı ya? X videos tarzı mı? Ya bu oğlum, aynadan durup dururken donlu fotoğraf atıyorum. Dayılanıyor adam. Ha anladım anladım. Abicim onları bilemem ama yani normalde Aytaç iyidir de bir kafatı arada gidip geliyor saçma. Ya bak benim fotoğraflarla hiçbir şey derdim yok abi. Herkesin pipisi kendine kardeşim. Gösterebilir. Yıldırmalı meydandadır.
Bir hatun var, o yüzden mi kafası yanık yoksa çocuğun? O bahsetti biraz. Kim? Hangi hatun? Bir sürü hatun var. Abi kusura bakma, yani bu işte şehrin hatunları da hangisi? Kezo ya. Neyse neyse, söyleme söyleme. Şimdi birinin bir şeyi çıkar, bu dur. Tadımız kaçar, boşver. Tamam sen, benden o zaman şey yap. Kız mı dedim ben? Kız değil, kız bir... değil. Bir tane oğlan ondan hoşlanıyormuş, o yüzden. Oğlan mı? La hangisi? Yani niye şifreli konuşuyorsun? Ben şifreli konuşmuyorum. Fethi, arabanı çek Fethi. Bu arabayı çekin, ceza edeyim. Pardon amirim, pardon amirim, tamam amirim. Serice çeksene aracı. Ne oldu bırak? Gel misin? Ne? Birader devam et. Geldi, götüme girdi. Oğlum ben Arya'yı seviyorum, Arya'yı. Hadi anlamadın mı? Heee, yok. İlk defa duydum. Oğlum arabayı niye kilitlemiyorum? Park yeri mi burası? Buyurun. Park yeri mi burası? Yeni mi geldi şeyde? Nereye koyayım amirim? İyi günler beyefendi, iyi sabahlar. Her yer şey zaten. Burayı kullanılmıyor diye biliyorum araçlar. İçeri tamam amirim, özür dilerim. Tamam. Bir dakika çekilir misiniz? Tamam, özür dilerim. Ha tamamdır, okey. Ben müdahale edeceğim için buraya aldık amirim. Kolay gelsin. Sağ olun, kolay. Sağ olun. Demir abi ben anlamıyorum polisleri ya. Bak çizmişler arabanın burasını, en sona koydu halledin. Amına koyuyorlar zaten abi, range'i gören amına koyuyor. Abi krom ben de atmam da Aytaç dikkat çekmek istiyor, o yüzden onu öyle şeyler. Aytaç yeteri kadar dikkat çekmiyor ya, bir de arabayla dikkat çekmeye çalışıyor. Önümden geçme, arabayı gösteriyorum, bir dur. Dur biraz da şuradan geçeyim. Biraz da şuradan geçeyim. Evet. Dur dur şuraya kaldı. Abi gönlünü sikiyim senin ya. Ne dedin kesin sen? Kesin mevzu çıkacak. Ne dedin oğlum sen? Abi dur dur. Ne diyorsun oğlum sen, ne diyorsun? Sak. Öyle yok, öyle yok. Hayır hayır hayır. Aytaç indir silahı. Böyle mi oldu? Hayır hayır. Ha bu kadar erkeksin oğlum sen işte. Duydun mu beni? Bu kadar erkeksin sen, dur, bu kadar. Dur yeter yeter. Ama Aytaç sen hep kodumun yavşağı seni. Siktir git lan buradan. Ama ya şey yapmayalım, zarar vermeyelim. Ne yapıyorsun birader ya? Bir sakin ol, bir yerinde dur ya. Beyler birbirinize de bak sopayı çıkarttırmayın. Yerinde dur ya. Fethi Bey iyi misiniz Olgun ya? Lan Demir abinin müşterisi ne yapıyor? Kim ya Demir abinin müşterisi? Bir sakin olun diye sen? Abi köşeye gel, köşeye gel, köşeye gel. La ben, la ben neyim? Ben de müşterisiyim be Demir abinin. Araba satıyordun. Kime? Demir abiye, demin. Satacağız ama şimdi değil. Ama Allah Allah. Tamam ben de müşterisin diye koruyayım diye geldim ya, abi. Sen niye bana ters gidiyorsun? Abi ben sana ne tersten gideceğim ya? Geldi yavşak, tip hareketler yaptı. Niye sopa çıkardın? Amirim, amirim şikayetçiyim. Şikayetçiyim. Aytaç küfür etti. Aytaç küfür etmemesi lazım. Öyle olay nedir? Orospu çocuğundan şikayetçiyim. Siz tahmin edin. Merhaba abi. Baş harfi A. Kavga bittiyse. Olayı anlatıyorum. Kavga çıktı. Öbür polis memurlarından atlıyorsunuz. Onlar daha önce geldi ya. Nerede? Burada. Fethi Bey ile Aytaç arasında. Amirim. Keşkulo. Silah çekti bana Aytaç. Silah mı çekti? Evet. Burada herkes şahit. Bakın. Ben de bu insanlar şahit. Ben şahidim, gördüm. Arkadaşlar şahitlik yapmak isteyen arkadaşlar da beraber o zaman karakola gidelim, ama bununla ilgili. Yeterince şahidimiz var. Ben Aytaç'ı alıyorum bu arada o zaman. Evet Aytaç Bey'i de aynı şekilde alalım. Evet arkadaşlar o zaman buyurun karakola gidelim. Silah hareketi. Şikayetçi olan ve şahit olan arkadaşlar. Tamam ben arabayla geliyorum o zaman. Ben şahitlik yapabilirim, yalnız aracım yok. Beni karakola Yılmaz gel hele gel gel. Gel gidelim. Şikayetçi ve şahit. Daldım daldım gel. Efendim? Evet. Evet. Bizim de gelmemiz gerekiyormuş da. Niye arabamız var?
Tamam. Mantıklı konuşunca insanlar hemen ikna direkt, oluyor. Direkt ya. Ya mantık her şeyden önemli diyorum yani. Anlayış ve mantık. Ve en önemlisi Yılmaz Bey. Empati. Empati yapmayabileceksiniz. Abi seni orada vururken gördüm ya, ben empati yaptım, benim içim yağlar eridi yemin ederim. Aytaç mı lan bu? Direkt rengini mi değiştirdi pezevenk? Yok, bundan bir tane daha var. Bu cam filmi ya, yasak yalnız bu cam filmi. Bu çok... Biliyorum, Aytaç manyağından aldım. Ha Demir abi, sen miydin ya? Benim ben. Abi bu cam filmi yasak değil mi ya? Ya Aytaç gerizekalısı çektirdi işte. Ay, bunu abi, her taşın altından bu Aytaç çıkıyor. Vallahi çekip vuracağım en sonunda ya. Vuracağım diyorsan abi, ben de o konuda bir niyetliyim. Ya bu çocuğu bu vurdular mı daha önce? Tanıştın mı bilmiyorum. Benim bir tane kız arkadaşım var Arya. Evet, tanıştım. Bu Galat galiba sarkıntılık falan etmiş. O sizin kız arkadaşınız mıydı? Evet. Vay şerefsiz. Vay namussuz. Vay kız mı Aytaç mı? İtin soyu. Aytaç abi, estağfurullah. Heh. Abi yengemiz değil. Ben çünkü tabii geldiğimden beri çok acayip şeyler duyuyorum. Biri kıza bunu diyecek diye ödüm kopuyor. Abi ben gördüm onu. Sarı abinin alt odasına çekip belini falan kütletti abi. Belini kütletti alt odada. Evet abi dedi, benim benim tutuldu dedi. Biraz dinlenmem lazım dedi. Öyle şey mi olur? Sahne var, bilmem ne. Seni bir alt odaya çekeyim. Hemen düzelttiririm bilmem ne dedi. Abi bunlar gitti. Ben de arkalarından gittim. Bir baktım abi, kapıyı bir araladım. Harbi mi diyor? Abi senin kızı belini böyle kütletmeye çalışıyor abi. Yanlış anlama, bir şey yaptığı yok yani. Gene de baş başa kalınması hoş bir durum değil. Kesinlikle abi. Allah. Belediyenin şeyi çok. Yani vergisi, verginizi ödüyorsunuz zaten herhalde. Bozuk sıkıntı yok. Ödüyoruz tabii canım. Vergiler buraya gidiyor zaten. Biz nereye park edeceğiz? Şu yanda otopark var. Az devam et abi, ileri. Heh, var sola. He. Bu otopark. Bana da Faruk abim bir iki fotoğraf attı. Mekanda dedi. Fotoğraf mı? Sarkıntılık yapılıyor diye. Evet. Yarvaylık. Ne fotoğrafı abi? Bu Aytaç'la çok yakın bak senin salan diye. Abi doğrudur abi. Benim de fotoğraflar var ya. Hani dans mas etmiş, etsin. Kız mesleğini kazanıyor, parasını kazanıyor. Benimki sorun değil de hani öyle sarkıntılık, markıntılık durumları bana ters ya. Abi vallahi bilmiyorum. Ben dün sahnedeydim abi. Bir tane kız sıkıntı çıkardı. Bir tane Arya işte ya. Ulan B12 eksikliğim gene vurdu. Arya işte sıkıntısı çıktı ya, beli falan rahatsızlandı. Dedim Arya Hanım dedim, o zaman siz gidin dinlenin dedim. Bilmiyorum abi. O sırada anladım, yok kızla ilgili bir şeyim yok ya. O çocukla ilgili ben zaten ifademi vereyim. O silah çektiğini falan her şeyi gördüm. Yaptı abi, her şeyi yaptı herif. Ondan zaten şehirde şikayetçi olmayan yok. Yani oralarda. Hani nerede polisler? Şimdi gelirler ya. Silah varsa bir el havaya sık abi, hızlı geliyorlar. Filmde gördüm ben de. Yok yok, o şey ay mütemadiyen dedi. Abi mecazen dediydim ama. Neyse gelirler. Nasıl mecaz oğlum? Silahın varsa bir el havaya sık dedin, sıktık. Gelirler. Sıktıysan. Ya iyi misiniz bir şey yok. Silahta. Ya silahın varsa bir el havaya sık dediler. Mecazdı abi, mecazdı. Yani böyle hani şey gibi. Ya o silah çıkarsa patlar raconu, bizim zamandan kalma da. Aa, yok artık dayı, yani polis karakolunda. Yok, dayı öyle, bizde eski toprağız ya, ayıp ediyorsun ha. Ya. Olay çok. Hadi lan nereden? Eski topraktan. Ha yok, tanımıyorum oradakileri. Ha. Sen Exiles'tan galiba. Ya ben aslında Çemiş Gezekliyim de. Tunceli. Güney... Çemiş Gezek, Çemiş Gezek. Tunceli Çemiş Gezek dedi ama ben öyle biliyordum. Yok ya. Bu oranın Tunceli Çemiş Gezek. Dağların içinden tünel kazıyorlardı en son. Oralardan mı? Dayı Çemiş Gezek neresi? Sen hangi Çemiş Gezek'tensin? Abi ben Karadeniz'in oradaki Çemiş Gezek. Tendürek Dağı var. Tendürek Dağı. Demek bir taneden fazlaysa Çemiş Gezek. Evet evet. Aa, şey. Ben bir tane Çemiş Gezek. Dalkürek köyü var orada, oradan. Dalkürek. Bildim bildim. Ya ben size olayı anlatıyordum ama sonra da anlatabilirim. Ya bir de Fethi Bey, sizle şu organizasyonu konuşacaktım. Olayın boku çıktı. Tabii konuşalım. Nedir planınız? Var ya bak, sıcak sıcak.
Herkes kafayı yedi ya. Beyefendi biz konuşmuyor muyduk işte? Olayı anlatıyordum ben size. Bu arada değil, olayla ben... ilgili şunu diyeyim. Fethi abi. Ya oha ben mi yaşlıyım siz mi? Sakin adammışsın. Bak hakikaten sakin adammışsın. Bak ben çok sakinim canım. Ilımlıyım. Sakinim. Fethi abi belindeki emanete uzanmadı bile ki belinde emanet varmış. Helal olsun. Bunu özellikle polislere söyleyin. Yalnız biz adamın gözünden anlarız. Taşıma, taşıma ruhsatınız var mı? Yok, yoktur muhtemelen. Yeni çıktı o yasa çünkü söylemeyin bence. Bulundurma ruhsatım yok ama yeni çıktıysa ben ne bileyim ben uyuyordum. Şey yeni dersin, kalktım zaten. Arabada polisler gelirler geri gidiyorlar. Fethi Bey. Bu arada ben az önce... Bence araca gidip bagaja koyun hemen. Polis departmanında ateş ettim ve kimsenin sikinde değil. Çok güzel. İşte hazır duymamışlarken ben de diyorum ki onu şey yapmayalım, dillendirmeyelim. Doğru dedin, doğru dedin Yılmaz'cığım. Detay vermeye araca gerek koyun, yok. Üst araması var. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Sizinle ilgilen oldu mu? O yok. Yok, biz böyle mal gibi bekliyoruz. Ne oldu? Şahit olarak. Aman amin. Dışarıda yağmur ya, ayağım birazcık kaydı. Islanmıştı. Ayakkabımla. Tamam, evet. Sizi dinliyorum. Beni dinliyorsunuz. Burada mı vereyim ifademi? Yok hayır, ifade vermeye geldiniz. Biliyorum, şikayetçisiniz. Evet. Biz de zaten dışarıda şu anda size silah çeken kişiyi arıyoruz. Tamam, şimdi şöyle oldu. Ben motelden dışarı çıktım. Arkadaşlarımın yanına, Demir abinin yanına gidiyordum. Demir abiyle de bir işimiz vardı. Doğru mudur Demir abi? Doğru. Şöyle evet, yapalım. Doğrudur. Biz hemen briefing odasına geçelim. Briefing odasına geçelim abi. Ama size söyledim ilk başta. Ben burada konuya başlamıştım. Buyurun. Ama böyle kesik kesik olmaz ki. Evet. Geçelim şu şekilde karşı. Amirim burada suçlular durmuyor mu ya? Psikolojim neyse. Ya tamam, kenarda da durabilirsiniz. Problem yok. Tamam. Ben sizi daha iyi görebilmek adına. İşte dediğim gibi Demir abiyle işimiz vardı, bizim araba işi. Benim arabayı satacaktım Demir abiye, sonra vazgeçtim falan. Neyse bunlar detaylar zaten. Daha sonrasında oraya gittim. Demir abinin yanına gidiyordum. Tam Aytaç pezevengi bir anda şöyle yaptı bana doğru. Dedi ki burada lan şuradan ne geçiyorsun, arabayı gösteriyorum senin yüzünden gösteremedim falan yaptı. Geçip durma lan şuradan falan yaptı. Dedim sen hayırdır orada kardeş. Orada ben bir ekleme yapayım memur bey. Öncesinde tabii şey dedi, bu mavi gömlekli götoş mu? Öyle bir kaba bir kelime kullandı beyefendi. Bir küfür etti orada. Ki ben bunu duymadım. Evet. Duysam çok daha fena olurdu memurum. Tamam. Olayların öncesinde gerçekleşti. Daha sonra da... Tabii ki tabii ki net kışkırtma var. Sürekli kışkırtıyor zaten. Ha, bütün şehri kışkırtıyor. Sizin haberiniz yok. Bizim o çocuk var, merak etmeyin. Daha bugün elimizdeydi hatta. İnşallah, inşallah. Daha sonrasında bana küfür etti birkaç tane. Beni hiç küfür etmeme rağmen. sonra ben de buna bir tane geçirdim, kusura bakmayın. Bunu yapmak zorundaydım çünkü. Tamam. Kışkırttı. Nefsi müdafaa. Daha sonrasında bu silahı çekti. Alnımın çatısına da... Sokağın ortasında. 8 tane sivil varken silah doğrultup bağırmaya başladı. Biz de ondan sonra koştuk olay yerine. Sonra hızlıca kaçarak uzaklaştı. Yani orada araya biz girdik. Hani ben yaşça büyük olduğum için herhalde şey yapmadı. Yoksa belki de sıkacaktı o. Hoş tabii, olmadı hani o hareket. Dur yapma, ne yapıyorsun Demir falan derken o panikle silah koyup kaçtı hemen. Bu arada aynen, bende de emanet var amirim. Bende de. Bende de. Bunu taşıma söyleyeceğim bu arada. Taşıma ruhsatım da var. Bulundurma şeyim de var. Tamam. Yani ama ona rağmen ben ama çekip de böyle silah dayamadım aynen, şeyine çıkartmadı. Yani. Bir kere bile belinden çıkartmadım. En iyisini yapmışsınız. Biz de zaten sizlere en büyük tavsiyemiz bu olurdu. Başka şahit arkadaşların eklemek istediği herhangi bir şey var mı? Veyahut da şikayetçi arkadaşın eklemek istediği bir şey var mı? Yok yani dedikleri aynen bu şekilde şuydu, oldu. Fethi Bey olabildiğince sakindi yani. Kendisine karşı silah doğrultulmuşken bile elinin beline gittiğini bile görmedim yani. Anladım. Tamamen savunma amaçlı davranırken öbür beyefendi silah çekip tehditler, küfürler savuruyordu. Zaten şöyle açıklayayım. Şehirde Aytaç Bey'i tanıyorsanız eğer bilirsiniz. Kendisi ukalalı ve bu şekilde kışkırtmaları vesaire. Bu şekilde adam tanınıyor yani. Sosyal medyada bile bu tarz hareketlerden rahat olun oğlum, rahat olun. Blöfçü Fethi. Seviyor böyle şeyleri. Canı daha önce kendisini dövdüğümüz için 3-4 kere bekliyoruz. Mezarete girmişliğimiz var. Zaten yakalanmış. Birazdan onun da aynı şekilde ifadesini alacağım. Gerekli işlemleri uygulayacağım. Bundan hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Teşekkürler. Harika. Bizim burada bulunmamıza gerek var mı? Şöyle söyleyeyim. Aranızda hani bir kıvılcım vesaire oluşmaması adına ben en azından o arkadaşı aşağı indirinceye kadar burada kalırsanız
Daha sonrasında zaten çıkış yapabilirsiniz. Çünkü onu dinledikten sonra sizin tekrardan ifadelerinize ihtiyacım olabilir. Abi. Tamam, biz o zaman biz bir sigara içelim. Olur. Tamam abi. Teşekkürler. Abi sizin gömlek o şey fermuarınız bir cırtlıyor arada. Ha tamamdır, teşekkür ederim. Ayağınızda da bok var galiba. Hadi ya. Hayır, sıçtın. Tuvalete girdin ben sana. Kim yere sıçtı? Biz çıkamıyoruz. Ha. Buyurun. Ha. Sağ olun. Sen onu bir çek kenara aynen. Neyse abi ben işim var zaten, birazdan görüşürüz sonra. Tamam görüşürüz. Tamam, dayı! Olaylar oğlum. Gel hele gel bir sigarayı çek. Ya var Yılmaz abi. Yılmaz sen bana ne anlattın? Islanmayak. Amına koyayım bu ne yağmur ya. Karnımda acıkmışımda bir hamburger vardı. Anlatırım ya. Tamam. Şu ya ben de şikayetçi olacaktım da gerek kalmadı herhalde. Dayı biz amına koyduk onu, sen rahat ol. İyi tamam. Aa geliyor. Ya ben şeyi konuşacaktım da zaten onunla ilgili. Et abi. Ulan yine konuşamadık ya. Ama sen Beta. Sıkıntıya sokma kendini, ben zaten o çıksın bir sokacağım kendimi sıkıntıya. Abi neler diyorsun? Demir, Fethi kim? Fethi Bey burada, yanımda, solumda duruyor. Buyurun. Amirim. Fethi Güven. Memnun oldum. Merhaba. Ya pardon, çok pardon. Estağfurullah, hiç sıkıntı yok. Ben de memnun oldum. Meriç ben. Buyurun lütfen. Eyvallah. Onların solumda solumda. Beni mi çağırıyor buyurun? Fethi seni içeriye çağırdılar. Buyurun dediğine Allah göre. Allah Allah. Daha yeni çıktık, sigara içecektik. Buyurun. Buyurun aşağıda içelim sigarayı lütfen. Kapalı alanda sigara içmiyorum kesinlikle. Kısmar geçmiyorsun. Abi valla yani. Paso problem. Şimdi sizin sorgunuz alınmış ancak yazılı sorgu olduğu için pek şey yapamayacağız. Bir de video kayıtlı bir sorgu almamız gerekiyor. Çok yakınım. Şu an sıkıntı biraz aramız bozuk gerçi, neden olmadı? Videolu ne yapacakmışız? Videolu sorgu. Yani kayıt altına alacağız sorgunuzu. Tam olarak anlaşılacak. Yani kayıt altına alınan bir şey fake agency vardı. O kategori mi acaba? Tamam, gel girelim abi, alalım bakalım. Gel anlaşırız biz ne olduğunu, anlarız şimdi. Anlaşırız. İçeri alalım sizi. Buyurun. Ben bunu izledim ama ya. Daha yeni başlıyor. Kim getirmişti arkadaşlar? Teş. Olayla ilgilenen kim? Teşkullah. Şurası mı getirdin? Yine mi ben? Buna kodumuz sandalyesi. Arkadaşım. Teon'dan tüm birimlere acaba... Sanırım çelikti ya. Çelik. Evet, çelikse bir çağır alacağım. Amirim hadi ya. Sakin. Ama ben burada stres oldum. Sanki ben suçluymuşum gibi davranılıyor burada bana. Yok hayır. Bak senin önüne burada içecek bir şeyler koymuşuz. Ama ben kelepçe gördüm burada. O olur yok, öyle. Yok, kelepçe sizinle alakası. Evet. Bir sıkıntı yoksa şimdi Aytaç Bey geldiyse Aytaç alalım. Selam anlaşıldı. Çok kusura bakmayın şimdi. Allah'ım bir saniye şu tersi bir kapı. Kaydı başlat, yerine başlatacağım. Ya memurum biz niye o yavşağı bekliyoruz? O yavşak şu an zaten nezarette. Ha okey tamam. Ha yani sıkıntı yok o konuda, merak etmeyin. Kaydı açabiliriz. 23 Mayıs 1.09 geçiyor. Fethi, soyadınız neydi acaba? Fethi Güven. Fethi Güven'in bir olayı olduğu için, kavga olayından dolayı sorgusu alınıyor. Şimdi Fethi Bey, tam olarak olay nedir? Bir anlatabilir misiniz baştan sona? Şimdi şöyle, ben odamdan uyandım. Daha sonrasında arkadaşlarım yanına gittim otelin önünde. Otelin tarafta, doğru mu? Evet, doğrudur. Orada şey vardı, Demir abi vardı mekanikten. Demir abi kendisi de zaten... şahit oldu. Diğer memur arkadaşları anlattı. Bir araba işimiz vardı Demir abiyle. Onu konuşuyorduk. Daha sonrasında ben arabayı aldım. Orada park yeri, uygun park yeri yoktu. Motelin önüne çekeyim dedim. Motelin önüne çektim. Tekrar geldim. Gelirken sen gör o yavşağı. Daha sonrasında... Kimdir acaba? İsmi... Ayrıca şu an kayıt alındığı için lütfen ağzınızı bozmayın. Çok özür dilerim. O gevşek desem. Gevşek bence uygun. İsim alalım. Aytoç. Aytaç. Aytaçmış, tamam. Biz onu Aytoç diye tanıdık ama. Aytaç isimli arkadaş
kendisi şöyle şöyle yaparak böyle arabasını gösterirken ben önünden geçtim tabii ki doğal olarak yürüme alanı orası. Geçebilirim değil mi memurum? Evet tabii ki. Kaldırımsa geçebilirim. O da böyle ulan geçmesen alan önünden şerefsiz işte köpek falan yaptı, artistik yaptı dedim. Sen ne biçim konuşuyorsun kardeş dedim. Hayırdır falan yaptım. Evet. Lan siktir git lan falan yaptı, küfürler başladı. Buyurun. Gidebilir misiniz? Ama ben burada videolu ifade veriyorum. Bir saniye, çok kısa bekleteceğim, çok kısa. Evet abi. Evet. Evet, devam edebiliriz, buyurun. Nerede kalmıştım? Gördünüz. Küfür ediyordu bana en son. Siklet falan diyordu. Evet küfür ediyordu. Sikerim seni falan dedi, böyle terbiyesiz terbiyesiz küfürler. Daha sonrasında dedim kardeş öyle bir şey diyemezsin. Çaktım yumruğu. Evet ilk yumruğu siz attınız. Yumruğu attım ama hak etti, kusura bakmayın. Sizin de suratınıza böyle gevşek gevşek küfürler edilirse siz de yaparsınız eminim abim. Tabii. Ben yumruk atmam daha çok. Polis olduğunuz için. Bizim bir elektrik şok makinamız var. O bende olsa ben de elektrik şoku yapardım. Bir tane atıyor zaten bir daha kendine geliyor arkadaş, hani beyni. Ne güzel, onu satın alabiliyor yani. Muyuz? Gel yap. Yok. Tamamdır. Daha sonrasında bu bana direkt böyle silah doğrulttu. Dedi. Silah doğrulttu. Tabii direkt silah doğrulttu. 3 tane şahidim var memurum. Tamam. Evet. Sonra ben de geri çekildim doğal olarak. Normal yapmışsınız. Doğru. Hiçbir şey yapmadım. Elim bile sürmedim. Sonra arabasına bindi gitti. Arabasına bindi gitti. Ve üzerime peki yürüdü bu arada silah doğrulttuktan sonra. Yani vuracaktı az kalsın. Allah'tan Demir abi oradaydı. Demir abi tuttu. Yaşı başı var adamın. Doğru. Doğru. Peki ilk olarak küfürü kendisi ettiriyorsunuz. Doğru mu? Evet. Sizi kışkırtan kişi evet oydu. Evet. Bununla ilgili de şahitlerim var. 3 şahit gene. 3 şahit tamamdır. Tamam çok teşekkür ederim. İki de olabilir. Güzel bir tanesi gücü. Çünkü o lavuğun arkadaşı. Rica ederim. Anladım. 23 Mayıs 01.13. Kaydı kapatabiliriz. Görüşürüz. Kanalıma hoş geldiniz. Yalnız bu yasın şey. Amirim siz bunu koymuyor musunuz YouTube'a? Ya ama yok, polis kayıtları diye koysanız onu iyi şey yapar, tutar bence. Onu şey yapıyor, bir haber ajansı var, o yapıyor. Ya iyi yapıyor sonuçta birileri. Hayır, komik tabii gibi canım, oldu. Tabii canım bayağı izleniyor bir daha. 1 milyon 2 milyon izleniyor. Doğru mu? Öf, like'lar kaç amirim? Vallahi olaya göre değişiyor tabii. Ama sizin böyle challenge melunch yapmanız lazım burada böyle. Kelepçeyi ilk kim sokacak falan. En hızlı oraya girersek daha çıkamayız. Yok sokan dedim ama tamam neyse konuşalım onu sonra. Kelepçe sok. Buyurun buyurun nereye? Hocam. Tamam ama olmuyor. Ama boşun, bakın siz sakin olacaksınız şu an ki. Polis karakolun içine tükürdünüz bu. Biraz yok bir... o şey yaptım ya, o efekt verdim. Kamu puh alanını. Ha, hani efekt, puh tamam. Hani böyle efektler tabii, var. Tabii şey puh değil yani. Yani tabii tabii sıvı çıkmadı. Ya sıvı çıkmadı. Haydi. Şey, Aytaç hazırlayabilir miyiz? Tamamdır. Benle ilgili bir sıkıntı var mı da başka? Şu anda sizinle ilgili bir sıkıntı yok. Gelişmeleri ben size ileteceğim. Bir tweetimiz yok mu ya? Çok teşekkür ederim. Fethi Bey. Elinize sağlık. Aa, merhabalar Demir Bey. Merhabalar, iyi günler. Bir gelir misiniz? Tabii ki. Biri Demir dedi ama duymadım. Dünkü ödemeyi yapmadınız ama. Biz daha ödeme almadık ki Rüyacığım. Biz daha ödeme almadık. Ne ödemesi? Hangi ödeme? Yarıda kaldı, biz sızdık. Ya ama yani ben dans ettim sonuç olarak. Ben de dans ettim. Bende de para yok. Ben kime şey yapayım, yakarayım? Tamam. Hadi sen bana yakarıyorsun. Ben kime yakarayım? Sahibine. Tamam ben Saruhan abiyle konuşacağım. Parayı alacağım. Olmadı onun zaten yeniden bir tane daha telafi konseri vermemiz lazım. Evet evet onu duydum evet. İşte o telafi konserini mini bir konser yaparız. Çok da yorulmazsınız zaten. Hep beraber Kenan'ı da çok yormayız. Tamam. Öyle kapatırız tamam, gibi. Tamam bir geliyor. Sorayım dedim. Tamam. Ben sizin telefon numaranızı arayayım. Herhangi bir durumda işte ödemeyi erken alırsam vesaire. Tamam ben size vermiştim ama ben kaydetmemişim sanırım. Ben var de sizi kaydetmedim. Numaram? Yok. Ha, yok numaranız. Tamam o zaman söylüyorum. 549 90 47 Rüya Taş. Wow. Peki. Şu an arıyorum. Tamamdır. Tamam. Kaydediyorum Rüya Taş diye.
Tamam. Sizin soyadınız neydi? Fethi Güven ben, Fethi Güven. Tamam, tamam Fethi Bey. Tamam Rüyacığım, konuşuruz o zaman sonra, böyle bir haberleşiriz. Tamam, iyi günler size. İyi günler. Selamun aleyküm. Anasını belledi ya, Kamil mi o? Abi. O değil, o değil. Ha. Demir abi nasılsın? İyi değil, Rüya sen nasılsın abicim? Ben ya, de iyiyim, iyi değil mi dedin? İyiyim dedim, ha, yok iyiyim dedim. Tamam, bir sıkıntı yok. Yanlış işte, Fethi Bey bir olay yaşaması daha iyi olacak. Aa ne oldu Fethi Bey, geçmiş olsun. Buyurun. Ya, gene işte. Klasik, sizce kimle bir olay? Tahmin edin. baş harfi A olan bir orospu çocuğu. Aytaç. Evet, Aytoç diyoruz artık biz ona. Ben ona Aytoç ismini taktım Demir abi bu arada. Aytoç ne demek? Evet, Aytoç. Aytoç. O ile Ç'yi biraz hani bastırarak söyleyince. Falan gibi böyle değişik bir anlam çok var. Çok ayıp. Yok ayıp bir şey değil. Yok, öyle ayıp, ayıp yatakta olur. Ayıp işte ben açıkladım ya az önce. Ben hani dokunmak falan hani böyle şey şey İngilizcesi böyle. E tabi adam dayak yemekten duramıyor. O yüzden sürekli abi bir sigara var mı ya? Var. Bir sigara versenize bana. Var ben de vereyim mi? İstersen sen çakmağın ver Rüya. Çakmağın var mı? Çakmağın var. Verdim. Seni şimdi bekle mi dediler Fethi? Niye burada duruyoruz? Yok abi bir sigara içeceğim ya, stres oldum. Ha tamam. Benimle işi bitti ya. Ben çıkıp gideceğim zaten. Abi işi geliştirmişler. Videolu sorgu falan. Vallahi güzeldi tabii, ya. Tabii yapıyorlar ya. Hemen ama giriş işte yaptım abi. Kanalıma hoş geldiniz dedim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın dedim. Sonuçta oo, polis departmanında. Evet. Tabii. Abi gördüm ben öyle yapıyorlar. Like istiyorlar mesela. Videonun başında like istedim. Ondan sonra bir olayı de, anlatmaya başladım. Bir de ama onun en güzel noktası siz benim ailemsiniz. Orayı unutma. Evet, hepimiz aileyiz, evet, değil mi? Evet, hepimiz bir aileyiz. Doğru. Bu şehirde. Doğru. Bu arkadaş hapishaneden mi ya? Ha yok, normal aşofmanmış. Bu deli galiba. Yılmaz nereye gitti? Biz onunla galeriye gidecektik. O de. Şey Arya ile konuşuyorlar şurada. Ha. Şey nerede ya bayağı Konan abi? Konan dayı. Kenan mı yani? Yok yok Konan. Kel dayı var ya bir tane. Bilemedim. Ben onu en son dün bizim yani çıktığımız mekanda görmüştüm. Sihirbaz şapkalı olan mı Fethi? Sihirbaz şapkası sihirbaz yoktu ya. Sihirbaz şapkalı var bir tane. Çıkartınca kel oluyor falan o zannettim. Var ya burada her şeyden böyle huzursuz bir Konan dayı. Valla görsem hatırlarım. Çok adamla tanışıyorum günlük. Hepsi mekaniğe geliyor. Yeni gelmiş şehre. Peki geceyi gördünüz mü? Ben bugün onu hiç görmedim. Normalde hep görürüm. Şu an gece zaten. Bu iyiydi. Tam böyle çok esprilisiniz. Belki otelden çıkmıyordur ya. O da çıktı mı başını beladan alamadığı için belki demiştir ki bir iki gün dinleneyim. Gece mi? Evet. Aa öyle mi? Bilmiyorum. Valla ben nerede bir silahlı olay, nerede bir kavga, nerede bir araba kazası yanında gece. Hep öyle gördüm o kızı ben. Ya Rüya ne soracağım bu Kenan nerede Kenan? Hı. Şu konseri konuşmamız lazım. Bilmiyorum ki görmedim ben onu. Aradım açmadı. Uyuyordur belki. Ben de arayayım bir daha. Tamam. Boğazımı yaktım sigarada. Mentollüyse tabii. Ben mentollü içiyorum. Ama onlar çok zararlıymış. Aa tweet attı. Ya. Aha Kenan tweet attı. Allah'ım bu suratı gördüm ya. Rahat uyuyor. Çok tatlı bir tipi yok mu ya bu çocuğun? Alo. Lan oğlum neredesin sen? Fethi vallahi bir sızmışım. Oğlum ben de sıçtık oğlum. Saruhan abiye ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Vallahi bilmiyorum ne diyeceğiz. Sıçtık. Konser yarıda kaldı. Sonra ne yaptılar bilmiyorum. Saruhan abinin yanına gitmeye korkuyorum ben. Çabuk gel buraya. Allah. Bu rüyada böyle şey yapmaya başladı. Alevlenmeye başladı. Benim paramı ver falan diyor. Dedim dur bir biz paramızı alalım. Şu kıza sahip çık oğlum. Kenan? Lan ne oldu? Kamerayı konuşacağım bırak. Kişamarlık canı var. Kuliste çok böyle. Rüya şu şeyine sahip çık artık ya. Ha. Kenan'ına. Kenan arıyor bir dakika. Suratıma efendim, kapattı Kenan. Pezevenk. O fotoğraftan anladığım kadarıyla deli balın orada. Söyle ona. Ya. Suratıma kapatamaz. Yüzüme kapat. İki star oldu, götü kalktı.
Olamadı ama bir yarım kaldı dün sanki. Değil mi? Yarım star oldu abi. Yo yapacağım ben onu star ya. Yo şarkıya çok güzel girmişti bu arada. İyi giriyor, iyi giriyor. Vallahi iyi giriyor. Peki Saruhan nerede acaba? Mekanda mı? Fethi bir bakabileceğim mi ya? Tabii. Fethi geliyormuş. Gel buraya mı geliyormuş? Tamam ben buralardayım. Biz gitseydik karakolda niye buluşalım ya? Aynen. Doğru aslında. Kusura bakma bu arkadaş sana biraz saygısızlık yaptı ama bunun bu ara psikolojisi çok kötü ya. Böyle intihar etmeyi falan düşünüyorum. Tamam Fethi. Aa gerçekten mi? Efendim evet. Rüya. Demir abi diyor ki biz onun yanına gidelim. Şimdi burada polis kızar diyor. Tamam gidince bana konum atın ben gelirim. Deli bal işte. Tamam deli bala geliyorum o zaman. Birazdan geliyorum. Tamam. Rüya istersen sen Yılmazlara da söyle ben rahatsız etmeyeyim şimdi. Tamam arayayım. Evet canım. Abi sen bu seferlik çocuğu şey yapsan şikayetini geri çeksen. Çocuk iyi değil. Çok mu yedi ya? Ya ben abi, kıyamam ona onu. Niye intihar ediyor ya? Ya her ne kadar orospu doğru. Çocuğu da olsa sonuçta bir insan yani. Hiçbir abi, insanın ben ölmesini istemem kardeşim. Abi söyle polis arkadaşları şikayetini geri çektim de bari çıksın arkadaş. Sorunsuz. Tamam sıkıntı yok. Bize... Sıkıntı yok konuşayım ben. Bak üzüldüm şimdi ya. Abi bir şey derse de oğlum, oğlum kapatmışlar kilitlemişler üstüne binayı. Dur burada polis bina, polis var burada. Polis bey. Yok hemen çıkacağız zaten. Polis tamam. Bey. Bir arkadaşı tamam. Buyurun. Merhabalar. Arkadaş sizinle konuşacak. Merhabalar. Kim konuşacaktı? Fethi Bey. Amirim şuraya, Fethi Bey, şurada konuşabilir miyiz? Elbette buyurun. Demir abi, dün arayalım. Amirim ne kadar yedi bu şimdi? Bir saniye, şu an bir tersten anons geçiyor. Tam duyamıyorum, bir saniye kulaklığı tabii, çıkarayım. Tabii. Heh, buyurun. Ne kadar yedi bu arkadaş içerideki? Aytaç. Aytaç Bey bugün 3 yahut 4. gelişi. Benden daha çok girip çıkıyor açıkçası karakola. Aytaç Bey zaten bizim de sıkıntılarımız var onunla. Halen sorgusu devam ediyor. Ancak anladığımız kadarıyla bir sıkıntısı var onun. Yani kafasında mı bir sıkıntı var, psikolojik bir rahatsızlığı var bilmiyorum. Beni hiç ilgilendirmez amirim. Beni işte, hiç ilgilendirmez. Bizde kafası işte bozuklar gördük hiçbir şey yapmıyorlar ama bana silah çekemez gerçekten. Haklısınız. Lütfen kesinlikle cezasını sonuna kadar çekmesini istiyorum. Teşekkür tamam. Ediyorum. Bir saniye Fethi Bey ama konuşuruz buyurun. Burada. Ancak işte bizi bu durumlar ilgilendiriyor. Biz olmazsa bir sağlık ekiplerine başvuracağız bu durumla ilgili. İllaki ceza alacak. Aman yani sakın. Sakın. Onun amacı o zaten. O şerefsizin amacı o. Deliler hastanesine gidip oradan kaçmak. Yo yani vallahi gelir beni vurur. Tanıklar var. Açıkçası tanıklar var. Tanıklar yalan. Onun psikolojik sıkıntısı olduğunu söylüyor. Yalan söylüyorlar. Biz de ne yazık ki bunu değerlendirmek zorundayız ve değerlendireceğiz. Tamamdır memur. Hani şöyle söyleyeyim kolay kolay çıkamaz ya ben sizi fazla ben takipteyim. Ben takipteyim. Tamam. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Rica ederim. Sağ olun size. Bir de buradan ayrılma imkanınız var mı arkadaşlar? Çok kalabalık. Tabii tabii ayrılıyorum ya. Şimdi. Tamam. Benim araba ha buradayım. Tamam. Kimi? Beni mi? Rüya. Efendim. Ne yapıyorsunuz? Hani gidecektiniz? Ya işte Kenan'ı aradım açmadı. Şimdi buraya gelip bizi bulamazsa diye burada bekleyelim dedik. İyi demişsiniz. Bekleyelim. Attığı fotoğraf Kenan Şahin. Allah'ım ne kadar yakışıyorlar ya. Maşallah ya. Maşallah. Teşekkür ederim Fethi Bey. Arayayım birazdan. Vallahi Yılmaz Bey çok yakışıyoruz. Evet Arya'nın o topukludan. Öyle demeyelim. Yılmaz Bey sen 15 santim topukludan. 15 santim topuklu geliyorum. Tamam ben dedim zaten 15'i. Evet. Benim biraz boyla ilgili şey var. Santime takılmayalım çok. Evet. Yok i̇şte. Direkt anladım Aris abi 15 olduğunu. Aris topukluğa yürüyemiyorum. Sen anladın oğlum, beni. Sen bu işlerde uzmansın. Sen abi. Anladın beni. Aynen. Hayır bu Kenan şimdi buraya niye geliyor anlamadım ki telefonu açaydı iyiydi. Abi bak memurla konuştum bu Aytaç'ı çıkartacaklar büyük ihtimal ha. Nasıl? Buna deli... Abi buna çıkıyor. Deli raporu falan koyacaklarmış galiba. Diyorlar ki arkadaşları söyledi bunun kafası gidip geliyormuş intihar ediyormuş falan. İntihar etmeye kalkışmış falan. Evet, bana bir şey diyeceğim. Yalan bunlar abi. Bu gevşek bilerek yapıyor ya. Gavat bu. Bir şey diyeceğim. Psikopat etsin kendini vursun. Ay kendine çok gidiyorsunuz. Ya ne saniye, çocuğu eşek kadar adam bu ya. Adam, ya tamam da. Adam durduk yere Fethiye silah çekip küfür etti ya. Ben normalde Aytaç'ı hani severim. Bana zararı yok da manyak iyice kafayı yemiş. Beni de taciz etti Demir abi. Öyle deme bak o zaman gebertirim. Ne? Evet taciz etti. Yılmaz bunu biliyor mu? Bilmesin. Bilmesin. Yılmaz abi. Dur. Yılmaz abi. Taciz etmiş. Prodüktör. Bir saniye Fethi Bey. Abi seninkini ellemişler abi.
Kenan arıyor. Kenan arıyor Fethi'cim bir saniye. Abi. Neredesin sen? Düt demişler, düt demişler. Buyurun. Bir arkadaşla konuşmuşsunuz. Bu soundcheck yaptığımız yer mi? Şurada mı konuşalım? Şöyle gelelim. Tamam kapat hadi dur polisler. Şimdi şöyle diyeyim. Kendisi sizden özür dilemiş. Karakoldayız. Kim o? Beyefendi gel. Bir saniye uzaklaşabilir misiniz? Sesiniz bizi engelledi. Pardon. Konuyla ilgili malumat almak için geldim. Abi. Ha, tamam. Yengeyi dütlemişler abi. Aytaş dütlemiş abi. Taciz yengeyi etmiş. Dütlemişler. Vallahi diyorum taciz etmiş. Kendi söyledi yenge. Arya söyledi. Bana da söyledi. Bana da da. Sakın söyleme falan değil dedi o zaman. Bana direkt söyledi. Amirim Arya'yı taciz etmiş. Bu şerefsiz. Anlaşıldı. Ben nasıl affederim amirim? Ben sizin dediğinizi anladım. Tamam. Kız arkadaşımı taciz etmiş. Cezası ne? Bir saniye öğreneceğiz. Merak etmeyin. Sıkıntı yok şu anda. Taciz tecavüze girmedi. Tecavüz yoktur inşallah. Yok. Yok yok. Yok. Daha benim eli elime değmedi kızım. Heh. Değdi de yani çok şey değil. O anlamda değil. İş ne oldu lan? Tecavüzle mi giriyorsunuz işe? Yok bir saniye prodüksiyon. Aytaç'ı... Daha bak çekmediniz he. Aytaç... Arya'nımı taciz etmiştim. Aa! Lan bu Aytaç ne kadar hızlı takılıyor. Memurum siz bana bir şey anlatıyordunuz. Konudan koptuk. Neydi o ya? Ha, arkadaş sizden özür dilemiş. Aytaç'ın adına şikayetinizi evet, geri çekmenizi istemiş. Evet. Çekiyor musunuz? Hayır. Yani çekmek istiyoruz. Tamam, anlaşıldı. Aytaç'ı herhalde yolluyoruz. Nereye yolluyoruz? Nereye yollayacağız? Çok güzel bir yere. Yani nereye? Kimsenin nasıl gitmek bir yere? İstemedi. Bir saniye, öyle bir yere... Mapusa. Hayda. Yılmaz. Şimdi, evet, taciz abi. Suçu büyük bir olay. Bildiğiniz gibi. Ne diyorsun? Çekeyim mi? Gitsin abi, gitsin çekme. Gitsin değil mi? Ben sırf organizasyondan 15 ay yattım biliyor musun? Selamun aleyküm. Lan neredesin lan sen? Sakin ol. Ne yapıyorsun lan? Neredesin gerizekalı? Vay Petibürüm ne yaptın? İyiyim bu dingin sen? Ulan kızı gördü hemen yumuşadı herif. Sabah kızı gördüğü gibi bıraktı lan konuyu. Yılmaz abi geri sağlık. Olayın ciddiyetine odaklan. Abi memurum, memurum ben şikayeti çekmiyorum. Tamam. Komiserim. Tamam. Arkadaşlar ellerini silahlanırsınız. Ne oldu Allah aşkına yine komutanım size ne oldu? Lan ne komutanı polis o. Asker mi? Kenan, ya bizim orada bölge jandarma bakıyordu da bizim oraya hep alışıyor. Hadi hadi oğlum. Bey, Kenan bir şöyle bir üçümüz konuşabilir miyiz? Olur. Tabii. Tabii ki de konuşalım. Petibürüm hemen geliyorum. Tamam. Jennifer Lopez ile ilgili bir durum var da. Tek bir kere konuşacağım. Bensiz prodüksiyon mu yaptınız lan? Abi sensiz prodüksiyon değil. Şimdi Fethi dedi ki ben dedi sinemofobik oturuyorum dedi. Ben ne? Dedim sinemofobi olmasın sen dedim. Sinema dedim güzel bir şey dedim. Tuttum elime çocuğu sinematografi sinemaya götürdüm iki. Ha, sinematografi dedi. Ben dedim o zaman dedim şimdi Yılmaz abinin yokluğunda bizim de Yılmaz abi gelince bir sürpriz ayarlamamız lazım. Sahne ayarladım abi ikimize. Abi öyle, öyle bir şey olmadı. Ben sana aslını söyleyeyim mi? Anlat. Anlat. Biz böyle doğru karşılaştık. En azından. Bunun konseri vardı. Abi ben bilemem fiyatları bilmem neleri dedi. Yılmaz abim de yok dedi. Sen bana yardımcı olur musun dedi. Dedim oğlum ne olacak seve seve bir günlük yardımcı olurum ne olacak dedim. Sonra öyle abi. Sonra sızmışız böyle zaten sahnede. Böyle mi oldu lan Kenan? Abi ama bir şey diyeyim mi sana satışı gördün mü? Anında bana satışı koydu. Tam bizim karakterimizde değil mi? Böyle mi oldu? Ama adam bak temiz adam değil miymiş? Doğru. Böyle mi oldu Kenan? Söyleyeyim. Böyle oldu. Helal olsun delikanlı adammışsın. Delikanlı adam Yılmaz ben. Fethi olur da bir prodüksiyon iş olursa beraber mutlulukla çalışırım. Tabii ki ben de her zaman. Bana tam böyle adam lazım. Anlık satış ama koyacak Yılmaz abi, gerek. Şey ben Yılmaz Bey'i çok sevdim valla. Şimdi ya kral adamdır kral adamı. Yılmaz abi biraz şimdi fiti şeyi bilmiyor. Bu paraları hani bu işlerde ne kadar şey falan. Piyasayı. Tamam oğlum öğrendik işte. Öğrendin 20 bin anlaştığım şey 12 bin. Lan ne 20 bin? Oğlum manyak mısın? Abi neye anlaştık biliyor musun en son? Neye anlaştınız? Kişi başı 1750 alıyorduk. Kişi başı oraya gelen. Çok iyi fiyat. Ve hepsinden %50'si bizim oluyordu. %50'si de mekanın. Tam sikiş çok iyi fiyat. Evet bunu beğenmiyor bu salak. Çok iyi lan Kenan. Nasıl iyi abi? 1750 ben kişi başlıyor oğlum. Biliyor oğlum 20.000'e siktir çekti Saru abi sana. Rihanna mısın pezevenk seni nasıl sahneye çıkarsınlar. 1750 veriyor diyor adam. Tamam da bak kızın yanında böyle konuşmayın tamam mı? Lan kızın yanında kız böyle yok. Konuşmayız da sen de ederini bile amına koyayım. İlk konserine çıkacağım 1750 diyor adam. Doğru aslında böyle düşünmemiştim. Abi değerimizi bilemedi. Yok gayet doğru yapmış. Gayet doğru tamam.
Benim için olaylar aydınlandı. Ben puzzle'ı birleştirdim. Çok teşekkür ederim dürüstlüğünüz için. Rica ederim. Ebu şeyden... Dün Kenan senin salaklığında bakiymiş. Allah kahretsin seni. Sen aynen, niye adama laf ediyorsun? Abi ne bileyim, ben bir düşük diye düşündüm. Çünkü bana 10-20 vereceklerdi. Lan 1750 diyor. Oğlum. 20 kişi koysan mekana kaç para yapıyor lan? Kaç para yapıyor? 1750 ikiye bölünmüyor. Lan 35.000 yapıyor. 35.000. Aspara mı oğlum tek mekanlık? Nasıl hesapladın lan bunu? Matematiğim iyidir. Lan 17 2 ile çarptı oğlum işte. Kaçı? Allah aşkına gel abi. Çarpı yürü, tablosu bende o kadar. Hadi oğlum Saruhan abiyle konuşmamız lazım. On, araba burada bu arada. 2 ile çarpıyorsun zaten. Gerizekalı, ona kadar olması yeterli. Kenan. Lan kız ne yapıyorsun? Ya o kız da beni görüyor, çıldırıyor bak ha. Ne yapacaksın? Sahneye çıkacak mısın bugün? Abi vallahi bilmiyorum. Yılmaz abim de burada işte. Uygun görürse birlikte yaparız bir aslında şeyle. Aslında sana bir sahne ayarlamak lazım ya. Yılmaz abi. Yani birazdan Saruhan da gelir otelden çıkıp bu kadar. Abi önce vallahi paraları abi almamız lazım. Paraları. Ne diyeceğim? Ama işte dün verenler giremedi ya Fethi. Onları sen yap abi. Yılmaz abi. Ben niye böyle kina yeri söylüyorsun ya? Niye böyle gevşek gevşek Yılmaz konuşuyor bu ya? Kaç yaşındaydı ki ya? Vallahi öyle. Fethi'cim gevşek demezsek. Yayık yayık diyeyim. Olur mu? Siz niye kendisinize alındınız Fethi Bey ya? Yok yok, üzerime alınmadım. Niye yayık yayık konuşuyor diye öyle bir garip bence bir sadece. Bence de kinayeli konuştu gibi ama. Demir Bey. Yani. Aman komutanım, tabii, siz de arkadan gelip geleyim amirim. Yok canım tamam. Ne anlattı, ben onu bile duymadım ya. Ne dedi bu? Buyurun amirim. Demir Bey bir sıkıntı var. Organizasyonları dedi yok, siz yapın dedi ama böyle şey gibi. Arkadaşım. Organizasyonları artık da siz yapın gibi dedi. Hani böyle ağdalı. Vallahi yokluğum. Hoşunuza gitmedi galiba. Bunun gibi. Bir şey mi? Yok sıkıntı var. Parayı isterken öyle demiyordunuz. Fiyat konusundaysa fiyat konusunda iyi yapmış. Yok bir dakika, parayı isterken şurada parayı isterken öyle demiyordunuz. Ne diyordum ya, ben size bir şey demedim Fethi Bey. Fethi Bey'e gelir misiniz lütfen? Fethi Bey bizim size ücretler... bir şey demedim. Niye sizinize alınıyorsunuz Fethi Bey? Yalnız Fethi Bey güzel rol yapıyor, benim hoşuma gidiyor. Neyse sıkıntı yok, hadi şu Sarı abiyle konuşalım. Ben paramı istiyorum, sonra siktir olup gideceğim. Haklet. Mekan onu değil mi? Ondan bir konuşalım. Neden konuştuğunuz gibi olmadı? Fethi Bey bugün alıngansınız galiba. Neyi konuştuğunuz gibi olmadı? Agresif bir sürü olay yaşandı agresif. Hay Allah'ım bıktım ya bu Aytaç ve sorunlarından. Evet abi. Ya şey demiştiniz, çekeceğim demiştiniz çocuğa yazık diye. Ben yanlış anlamayın, sizin de zamanınızı çalmak tacizi, istemiyorum. Tacizi, şurada taciz olayını duydum ve çok sinirlendim gerçekten. Taciz etmiş Arya'yı. Ona bir şey diyemem. Ve tacizden sonra, taciz son noktaydı. Gerçekten benim kırmızı çizgimdir. Kadınlara olan şey davranışlar. O yüzden çekmedim ben de şikayeti. Tam buradan geçerken duydum. Memur Bey buradaydı. Bir şey yok, neyse. Bu olay bir şekilde gider zaten. Birader kusura bakma sen de. Bak seninle bir derdim yok gerçekten. Estağfurullah, yapacak bir şey yok. Eyvallah. Fethi Güven bu arada, memnun oldum. Cem Yıldırım ben de memnun oldum. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendi patlan kreminden kaldı da şey yaparız. Evet. Gidiyor muyuz Saru'ya? Yapalım. Hadi Saru'ya gidelim konuşalım. Kenan! Bırak boy boy lan, hadi yürü. Vallahi. Saru'ya. Eyvallah abi, beni de aşık ildi. Kenan haydi lan. Bir isteğin var mı? Fethi Bey! Buyurun. Sizin araçla mı gidek? Tabi. Buyurun. Geniş benim tamam. Araç. Bu Kenan kaldı karıyı görüp. Alırız ya onu. Bu çocuk bak çok iyi çocuk. Ama kafa az çalışıyor. Kızı geri görünce. Geri zekalı. Ben onu anladım. Direkt anladım. Kalbi temiz. Kafa yok. Lan geri zekalı. Lan Kenan. Kaç kızı öptüm. Oğlum sen kaçıyorsun, kız ayrı kaçıyor. Ne yap? Oğlum siz liseli misiniz amına koyayım? Kenan benim sen kaç yaşındasın lan? 27'den gün alıyorum abi. Lan sevgili senin yanağından bir tane öptün diye neyin heyecanını yaşıyorsun? Abi ne bileyim, şimdiye kadar öpmedim ki. Hiç öpüşmedin mi sen şimdiye kadar? Yani yastığımla öpüşmüştüm. Böyle yanağını öpüp kaçtıydın daha önce oğlum, kızı. Hiç bir kere denk getiremedin mi? Elini de mi öpmedin, böyle yumruk yapmadın mı elini? Yumruk yapıp böyle üst noktasını. Öpüşme bayramda tecrübesi olarak yapmadın mı? Oldu. Öyle yani değil, kendi öyle elini. Değil lan, böyle yuvarlak yaparsın ya, dudak gibi olur. Aynen, prova. Nasıl yani ya? Kendi yani elinde prova işte. Yuvarlak yaparsın, dudak gibi olur. Yok, bu başka oldu abi, o başka şey için prova.
Oğlum o değil lan. Bunun yaşı gelmiş de beyin oraya gelememiş henüz. Senin büllüğüne su serpildi mi? Nasıl? Kamıştan diyor, dere aktı mı? Dereye? Musluk açık mı musluk? Musluk açık bırakmadım abi, evden çıkarttım. Şelaleler diyor, çalıyor mu? Manavgat mı? Adıyaman amına koydum, anla artık ya. Ben hiç anlamadım ha. Yarrakta diyor, yarrakta diyor. Oynama var mı diyor Kenan? Böyle 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 böyle. Sağ dedi herhalde. Böyle 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 böyle. Bir dakika. Böyle 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 böyle. Ben ne yapayım? Böyle 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 böyle. Bir saniye. Fethi. Efendim diyorum. Fethi koş. Polis seni çağırıyor. Ben ona bekle dedim. Kaçtı mı diyor. Kim polisleri çağırıyor? Polis seni çağırıyor. Hani ben ona bekle dedim. Kaçtı mı diyor. Ay olur mu, ne kaçması, geliyorum ya. Koş koş. Geldim geldim. Tamam. Hah, yarrağa yan basmak da bu oluyor herhalde. Ney? Bir şey yok, ben de kinayla konuşayım dedim de arada kaynadı. Sağ serbest be. Ya memurum ben, niye kaçayım ya, kim buradayım? Kim polisten kaçıyormuş? Komutanım, yok yok, kaçma getirelim. Kaçma değil, kim polisten kaçıyor? Tekrar bir görüşelim dedik, yok buyurun. Ama beni böyle ithamlarla bulunduramazsınız bana, böyle ithamlar. Olur mu öyle şey, hayır ya. Ama ben kaç kere ifade vereceğim, anlamadım ki. E işte ya. Ya siz kamera Hüseyin sizi çok sevdi o yüzden. Arkadaş bir saniye. Lan pezemek, borcum ver. Pardon komutan. Komiserim, bu Aytaç'ın biraz psikolojisi bozuk. Hani Fethi Bey, siz benimle gelir misiniz? Gel, rüya gel. İşte Arya'ya demiş galiba. Ben itaret... Bu sefer başka bir kamera göstereceğim size. Nasıl bir kamera? Bu sefer daha ışıklı, daha güzel ortam. Ya burayı gördüm. Geçin ben. Geçin şuraya isterseniz. He gördünüz mü? He, benim bilgim yok. Tamam, bize doğru dönün. Sizi burada birazcık bekleteceğim. Yeter ya, saatler oldu ya. Fethi Bey, aracınızı başka bir misin mi kullanıyor? Merhaba. Nasıl yani? Şu yo, anda hayır. Aracınızda başka biri varmış, ona hoş geldin. Aa, çalmaya çalışmışlar. Yok yok, sakin olun. Nasıl sakin olun? Buyur abi, çek. Aman. Abi koy oraya. Kenanı kırmayız normal. Lan! Tamam, kilitledim, tamam. Kimdi o şerefsiz? Ne oldu? Kim arabamı çalmaya çalıştı? Arayalım, sizi de alacağız. Beni yok, mi? Yok yok, öyle bir durum yok. Kim arabamı? Yine mi ya? Ben neden hiç karakoldan kurtulamıyorum? Abi, bilmiyorum. Bilmiyorum ya, 24 saat karakoldayım ya. Şu andayım. Arya'yı neden alıyorsunuz? Polis Bey, o bir ben şey yapmadı. Ben ne yaptım ki? Hanımefendi, kalabalık yaratmıyorum. Bu sefer sen hırsızlık falan yapmadın. Yok, hırsızlıktan değil. Hiçbir şey yapmadı. Yok, şu an değil. Çağıracağım ben sizi. Şimdi, Fethi Bey. Evet. Aytaç'ın psikolojik sorunları olduğu varsayılıyor. Evet. Ayrıca... Varsayılıyor nasıl bir olay... cümle olur? Evet. Varsayılıyor nasıl bir cümle? Şöyle bir cümle. Yani birkaç kişiden böyle sorunları olduğunu duydum. Yani varlığı yok arası. Tamam. Aynen, şu an tam kanıtlanmış değil. Öyle diyeyim ben size. Şimdi şöyle bir şey var. Fethi Bey. Abi çayı geldim ya. Nerede? Şurada şurada abi, görmedim mi? Şuraya bıraktım. Tu içeceğim ben onu. Git bir yürü. Şöyle diyeyim. Kendisi psikolojik sorunları olduğu için pek dengeli davranamıyor. Tamam. Ayrıca birkaç kişi de birisi güvendiğimiz, diğerini tanımıyoruz tam olarak. Diyor ki, siz aracın önünden geçerken, o size demiş ki, aracın önünden geçme lan diye bir kelime kullanmış. Doğru mu? Aracın o tarafta gezme lan gibi. Evet, ona ekstradan bir de hakaret ekleyelim. Tamam, bir saniye devam edeceğim. Ondan sonra siz de aracın etrafında dönmeye devam etmişsiniz.
Yani aracın etrafında gezmeye devam etmişsiniz. Çünkü orası aracın etrafında değil. Orası normal park alanıydı. Boş bir alandı. O motelin önü. Gayet her yerde gezebilirim. Evet. Değil mi? Bu benim hakkım. Evet doğru. Yani gezebilirsiniz. Ona zaten bir lafımız yok. Aracın yanıydı. Ya, yani araç mısın? Şurada. Şurada araç. Tamam. Ben burada geziyorum. yani bunu kışkırtarak mı yapıyorsunuz yoksa bir işiniz vardı onu mu hatırlamaya çalışıyorsunuz? Şimdi memur bey, adam bana ters ters konuşuyor, geçme lan şuradan falan yapıyor. Ben de bunun üzerine biraz da şuradan geçeyim, biraz da buradan geçeyim. Bunda bir şey yok. Yani birazcık şey olmuş bu. Yani sizi uyarmasına rağmen. Ben anlamadım. Aytaç size para mı veriyor? Yok. Anlamadım. Siz niye Aytaç'ı haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz? Ben onu anlamadım. Haklı çıkarmaya çalışmıyorum. Şu an Aytaç'ı haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Çok yok, bariz bir gelen, suç var ortada. Ben ve 3 tane de şahidim var. Tamam. Biz de farklı kişileri aldık. Sorgularını aldık. Sizin şahitleriniz harici. Siz benden ne istiyorsunuz şu anda memur bey? Tam olarak olayı doğru şekilde anlatmanızı istiyorum. Yaptıklarınızı. Ben doğru şekilde anlattığımı söylüyorum. Siz de cevap vereceksiniz. Tamam mı? O zaman. Çok kısa. Tamam buyurun. Aracın önünden birkaç kez geçtiniz mi? Uyarmasına rağmen. Evet. Size küfür etti mi? Evet. Size yumruk... Siz ilk yumruğu attınız mı? Evet. Size silah çekti. Evet. Silah ateşlendi mi? Hayır. Kendisi kaçtı mı? Kaçtı diyemem. Tamam. Yani böyle bir arabasına bindi gider gibi yaptı sonra tekrar geri geldi falan şekiller şukurlar. Sonra gitti herhalde. Görmedim sonrasını. Sinirden anladım. Göremedim. Adam gördün mü? Mazar kişiyi o zaman şöyle yapacağız. Buyurun gidebilirsiniz. Bu olay kapandı. Şu anda hiçbir olay yok şu an. Yani birbirinizi kışkırtarak bildiğiniz şey yapmışsınız. Kendi aranızda çözün lütfen bu olayı. Yani polise taşımak birazcık saçma. Kişinin zaten silah ruhsatı. Siz taraflı polislik yapıyorsunuz. Memurum. Tamam teşekkürler. Gerçekten taraf tutuyorsunuz siz. Bu kadar da olmaz. Pes yani. Taraf tutsaydık böyle olmazdı zaten. Ha ben bilmiyorum rüşvet mi dönüyor ne dönüyor bilmiyorum ama sizin üstünüze şikayet edeceğim ben sizi. Bu böyle bitmez. Bu burada kapanmaz. Yılmaz dur. Sikeceğim ya. Yok sen fethi lan oğlum sen elim masada koyayım. Elim lan elim lan elim. Elim 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 elim. Eğimiz. Hastaneye götürelim mi? Oğlum delirmiş ya lan ora. Kaplan kremi sürüyor sıkıntı yok. Plastik sandım ya. Nereye tek bu atmış şey mi attın? Yumruk attı ya demir. Attım şuraya demirmiş. Fethi verin bir dakika geliyorum ben. Demir abi selamlar bu arada. İş konuşup mu geliyorsunuz? Bizim manyağı bu. Ben böyle bir şey görmedim bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söylemek tamam, istiyorum. Tamam abi ararız birazdan. Bu teşkilat, bu polis teşkilatı her zaman Aytaç'ı savunuyor. Ben anlamadım. 3 kere ifade verdim. 3. ifademde de hala Aytaç'ı yürü. Fethi yürü. Öyle değil mi? Fethi yürü. Polis laf etme. Nasıl savunmuyor? Bildiğin savunuyor. Aytaç'ı savunmuyor. Aytaç'ın beni niye 3 kere ifadeye sokuyor? Lan ne özelse adet mi lan pezevenk? Ne özel sebepleri var? Fethi doğru konuş lan. Hüseyin, tamam. bizden, Fethi bizden. Ne özel sebepleri var? Özel sebebi var diye bana silah çekmek zorunda mı? Arkadaşlar ya, tamam bak. Tamam silahına el koyarlar biter. Fethi verin sen. Tamam ben de şikayetimi eder biterim. Tamam. Bu kadar basit. Ettim zaten koçum. Tamam. Farkındayız zaten oğlum hadi sert yapma. Tamam Hüseyin, birbirine şert yapma aynaması. Tamam hadi. Artist. Hadi şey yapalım. Hüseyin bu arada sen kral adam. Senin belanı sikeyim Kenan. Senin belanı sikeyim. Tamam, bari. Tamam Fethi ya tamam ya. Bari abi, kısık sesle söyle. Abi, şerefsiz yotoş. Gel bir sigara içelim abi senle. Ya bırak bunların alayı top ya. Bunların alayı gevşek ya. Bunların alayı satıcı oğlum satıcı. Abi anlamıyorlar. Mesela şimdi bak silah çekiliyor. Sen diyorsun ki benim canım güvenliğim nerede? Ama adam anlamıyor işte bunu. Boş ver. Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Polis diyor ki hala Aytaç onu kastetmemiştir. Acaba siz mi kışkırttınız diyor. Lan niye kışkırttım? Allah abi. Adamı kışkırtsam ne olur ya? Ha kışkırtsam ne olur yani? Bana silah çekmek zorunda mı ya? Fethi tamam Fethi. Fethi bak sen çok atarlısın lan, ama ya. Lan siktir git lan sen burada. Fethi Bey tamam ya. İbne. Ama Fethi Bey. Ama kızların önünde böyle konuşmayalım diyorum.
Benim kafamda bir fikir var da bunu yolda konuşalım isterseniz. Bir sigara içmem lazım. Hiç yakma, hiç yakma abi. Senin içini söndürecek, yangını söndürecek bir fikrim var benim. Fethi ben var ya. Nedir o? Yolda konuşalım. Burada ortalık yerde uygun değil. Dur bir duman, bir fırtalayayım öyle atayım ya. Al al. Bir şey yoksa ben kaçıyorum abi. Yok Demir ya. Herhalde Demir abi eyvallah. Öpüyorum. Ya, konuşacağız abi senle daha. Tamam tamam. Arya nerede? Buyurun gene mi ifade vereceğim? Memurum. Yok. İsterseniz bir daha ifade vereyim. Yok yok sen tamam, bir şey. Sen verme. İçeride bekliyordu. Arya git. Bismillah. İçerideydi, içerideydi. Fethi Bey gelin ha, gidelim ya. Şikayetçi değilim deyip gittim tamam. Hadi gidelim. Tamam, şöyle, şurada araba burada, araba burada. Söyleyeyim istiyorsanız merak ediyorsanız. Buyurun. Olayın sonucu? Kişi iki hafta nezarethanede kalıyor. İki hafta. Evet. Hak ettiğini bulmuş. Ben dedim ama Fethi. Silah ruhsatlarına da el konuldu. Fethi gelirim sana, don getiririm, Fethi atlet getiririm. Alın Fethi hadi. Güzel. Oğlum yok, mal mısın? Ben değilim lan. Fethi gitmiyor. Kenan da anlamıyor. Kafada bir sıkıntı var herhalde. Evet öyle ya. Geç anlıyor, geç onu anlıyor. Yok sayın, onu yok sayın. Ha tamam. O zaman sola çok bakmıyorum. Sağ ol bakayım ben çok. Kişiyi iki hafta nezarethanede tutacağız. Silah taşıma ruhsatına da el koyduk. Teşekkürler. İşte adalet. Ayrıca bir 50 bin dolar ceza keseceğiz kendisine. Çok güzel. Helal tamam, ben de bir tazminat davası açabilir miyim acaba? Benim buradan, yani benim orada şahsi duygularım oynandı. İncinme yaşadım orada ben. Silah gördüm ilk defa. Korktum. Tamam. Açabilir yani misiniz? Yani manevi bir tazminat davası açmak istiyorum ben. Onun için şeye başvurmanız lazım. Mahkemeye başvurmanız lazım. O zaman suç duyurusunda bulunup oradan manevi siz aktaramıyor musunuz? Maddi desin oğlum. O peki. Pek bize geldi. Manevi ne? Lan manevi tazminat da para var oğlum, manyak mısın? Lan gelsin başına mı olsun senin? Ne yapsın çocuk? Lan öyle lan işlemiyor öyle burada, geri zekalı. Abi karışma ya. Kağıda şu tamam, an değil ben bir şey demeyeyim o zaman. Burak karış. Nasıl olacak o iş? Abi onu kağıda yaz şimdi, komiserimin önünde şey yapmayalım. Hani maddi manevi karıştırmayalım. Ben anlamadım hani... niye gene devlet kazandı 50 bin dolar devlet almış gene yani, ben anlamadım. Ben ne ama yapacağım? Ama devletimiz işte bu sen... vallahi yapıyor ya. Bu belediyeyi güzel bir şekilde helal olsun. Lan senin ağzını sıçtın yalaka pislik. Şey. Düzeltelim de. Yanlış mıyım memurum? Şimdi açabilirsiniz ama dediğim gibi mahkemeye başvurmanız lazım. Polis merkezinde bir olay yapamayız. Tamam ben arkadaşlar yol gösterir o zaman. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Umarım tekrar böyle bir olay yaşanmaz kimsenin arasında. Eyvallah eyvallah ben inşallah. Değiştireyim artık komiserimiz, sıkıntı olmaz. Yılmaz abi hadi gidek ya. Gidek ya. Gel yürü Kenan. Hadi görüşürüz komutanlarım. Burak. Yapılırsa söyleriz Burak ya. Koçum zaten. Ben kaçayım madem. Net söyleriz her yerden duyarsın zaten. Aynen. Tamam. Twitter'dır, yinelmedi. Casus öpüyorum seni ya. Gel. Eyvallah abi. Eyvallah. Hadi Burak. Burak'cığım iyi bak kendine. Burak senin arabanın aynından satışta bir tane ver tamam mı? Aklında bulun. Atla abi. Abi sen niye adalete güveniyorsun ya? Amına koyayım adaletin bu şeyi. Kenan'ı almadın. Ya bu çocuk gerizekalı gerçekten, nereden buldun abi bunu? Tamamdır. O beni buldu. Lan hadi lan! Benim buluşu nasıl olduğunu biliyor musun? Nasıl abi? Abi sizi Allah aşkına. Taksi arıyordum, beni taksizlendi, beni aradı. Gerizekalı. Gözünü seveyim hadi. Sizde var ya. Ben de 9 ay kaldım, siz de 9 ay kaldınız. Az sabredin be. Nerede kaldık la 9 ay? Ana... Şimdi söylesem yanlış anlaşılabilir. Şimdi onu ben de diyecektim ve ters olacak. He anladım tamam. Şimdi ne diyeceğiz biz salona? Ki, salona anlatırız mekan olayını da. Bu Aytaç olayından ilgili. Bir daha böyle bir olay olduğunda. Bu bir tane baykuş var. Zamanında illegale bulaşmış. O geldi benimle konuştu. Galiba onlar birazcık destek oluyorlar. Ondan bu kadar kolay yırtıyor. Şöyle bir lakabı. Vay, şekil lazım. Şöyle bir olay var. Bu çocuğun intihar eğilimi varmış. Evet. Diyorum ki. Önce benzin alalım. Bir dahaki benzeri bir vakada. Acaba çocuğu alsak konuşacağız diye götürsek de. Yüksek bir binanın üst katından aşağı düşmüş bulunsa. Peki önce dövmedik mi abi? De döveceğiz. Dövüp atacağız zaten.
Abi böyle işler varsa görüşürüz. Var mı bir isteğiniz? Lan Kenan bin, Kenan. Bin şuna, bin. Abi gözünüzü seveyim ya. Bak, lan pezevenk, prodüksiyon şey ayağına, prodüksiyon ayağına Ekrem gibi çocuğa banka soyduruyordun, gıkın çıkmadı. Şimdi mi konuşuyorsun? Ama o para getiriyor, bu ne getiriyor? Abi can peki, alıyorsun. Bak hazır soymak falan derken asıl parayı sen de hissetmedin mi? Nerede? Asıl para büyük, asıl para büyük de. Soygunu mu? İyi koruyorlar. Yok mu abi? Meyaza mı banka mı? İkisi de. Lan ne, nasıl İkisi kırmızı de. Bu amına koyayım? İkisi de zor ama mağaza çok zor değil diyorlar. Kolay mıymış mağaza? Yani bankaya kıyasla daha kolay. Çünkü bankada helikopteri kalkıyor, bilmem ne oluyor falan. Size isterseniz deneyimlerimden bir kubbe paylaşabilirim. Paylaş. Ne deneyimi lan? Dedenin market var ya, dedenin. Evet. Orada biraz güvenlik önlemleri vardı. Ama içeriden iki tane çokonat çaldım. Vallahi gerizekalı bu çocuk. Ben yorum yapmayacağım. Fulla koçum. Kenan. Efendim abi. Çokonat diyorum, biz bütün kasayı boşaltmaktan bahsediyoruz. Tamam abi sonuçta. Loot BTTR 4 aydır, Mayon 19 aydır, Doktor Bulldog 11 aydır, Bayrak 5 lira çetede siklenen Abdullah'a teşekkür ederim demiş. Bayrakçım teşekkür ederim 10 lira başın için. 15 lira başın için hatta. Heisenberg şapkası 7 aydır, Volume'un 7 aydır, Mert Efe Şentürk 6 aydır, Ceyhun Hazretleri 15 aydır, Yarak ise 9 aydır, Distrition 11 aydır, Göktuğ TR 12 10 aydır, Evrim Ergin 12 aydır, Cavadov 100 bit, Zoserem 5 aydır, Cloudix 12 5 aydır, Asistans 11 aydır. Arun Arda 6 aydır Çavuşoğlu 3 lira, çok teşekkürler, çok sağ olun. Eyvallah eyvallah eyvallah. Nasıl abi? Asitler bazlar. İlkokul aklıma geldi, sıkıntı yok. He. Sizde HQ var mı? Bende de yok ya. Yok, bir bakkala makkala uğrayalım da. Şu soldan devam et Fethi, orada bir tane olacak. Nerede? Şuradan mı? Buradan solla. Ha şurada var ya. Dur dur. Orada da var. Buradan düz ileriden sol. Aynen aynen. Bu o zaman Saron işini mi halledelim önce? Nasıl yapalım? Abi Saron işini halledelim. O kadar biz söyledik. O kadar işle uğraştım. Dün sinir stres oldum zaten. O kadar işte. Hiç olmazsa bir para alalım, bir şey alalım ya. Tamam, bende Saron'un numarası vardı. Bir arayayım istiyorsan. Ara ara neredeymiş bakalım, bir sor. İyi, ben bir arayıp soruyorum. Sonra düzgün park istedik. Şimdi biri gelir park edemez. Oğlum, yürü, önce ben yürü. De bir su gofret alayım. Selamun aleyküm. Lotto para bugün ne verdi oğlum ya? Kalmamış. Nasıl kalmamış? Bildiğin düpedüz kalmamış. Su yoksa kolay iş oğlum. İyi konuştun abi. Doğru dedi. Ben bir arıyorum Saron'u. La itme dur. Efendim abi? İtiyorsun oğlum. Adamla alışveriş yapıyoruz şuradan. Kolay gelsin. Arabanın haline bak ya. Bugün de doyduk ha. Gelme lan sandviç. Vallahi efsaneydi. Ama soğuk. Oh, asitti var ya. Aç karnına çok iyi gitti. Afiyet olsun abi. Eyvallah, aç karnına mide deliyor diyorlar kolay ama doğru mu bilmiyorum, sen bilirsin. Aa dur, senin arabaya garvaş yapayım. Bağırıyorsun oğlum. Ne yapacaksın? Bin garvaş. Konuştum. Ne konuştun abi, ne diyor? Mekaniğin oradaymış. Biraz da galiba gönül koymuş size. Harbi mi diyorsun? Şey falan haklı yaptı. Adam, evet. Haklı. Yarım kaldı yani, yapıyorduk da kaldı öyle falan dedi. Haklı adam, vallahi haklı. Gidelim gönlünü alalım. Takip et. Ama şey değil takip hani et. Böyle sinirli değil yani, bir kırgınlık durumu gibi böyle. Ses öyle geliyordu. Lan parladı araba ha.
Vallahi fena oldu. Bunu bir gün iç dışa götürelim ya. Soldan oğlum, soldan. Abi yani haklı adam. Bir anda böyle sızdık kaldık. Ne oldu? Yarım mı kaldı organizasyon? Abi sızdık ya. Tam böyle en güzel yerinde. Kötü oldu yani. Yapıyor. Bazen içiyor sahneden önce. Vallahi bir kötü olduk ya. Nasıl olsa sahneye çıkmayacağım diye içtim. Sonra Arya'ya öyle şeyler olunca, beni kütlenince. Dans olarak mı çıktın? Ne yapayım abi? Sadece rüya vardı. Gerçi doğru, show must go. Aynen öyle. Dönüşü gördünüz mü Lee? Sen o dönüşleri çok yapma da. Sen vurma da abimin arabayı. Lan oğlum. Bu vuracak gibi, ben sana diyeyim. Yok yok, bende bu araba. Ben de ondan korkuyorum. Faturayı eline alırsan ekstradan yavaş, ağaç var diye. Abi bu arabanın süspansiyonlarını biraz yaptıralım. Mekaniğe gideceğiz. Mekaniğe nereye getirdin bizi Kenan? Ne mekaniği? Beni buraya mekanikte mi? Mekanikte dedim ya. Ben duymadım onu ya. İşaretledim Red. Yavaş! Oğlum! Aha. Pardon, pardon. Lan dön! Ananı sikim. Ne oldu abi, şey iyi misin? Sen nasıl bir salaksın? Sen nasıl bir salaksın ya? Hadi vuruyorsun be. Amına koydun arabanın, bu kaç oldu? 3 oldu bu ya. Ne olur dokundurmadın bile ya. Ön tampon net. Lan neyi dokundurmadın? Şuraya bak. Aman bu da üflesen şey ha. Izgara falan gitmiş. Buyur abi, sen geçten arkaya. Sana oğlum açtım. Ne yapıyorsunuz? Arkaya attım çocuğu. İyi yaptın ulan abi. Ben zaten arkayı seviyorum ya. Ama velar velar. Ananı sikeyim. Pahalı oğlum, pahalı. Bak agresif sürüş nasıl olur gösteriyor abim sana. Arabaya bak. Vay Saran abim, gel Saran'ım. Abi selamun aleyküm. Ya ne haber İlmaz? Hoş bulduk. Vay Fethi de buradaymış. Hoş geldiniz. Abi eyvallah, hoş bulduk, hoş bulduk. Ha benim benim. Şekil ha. Güzel güzel araba, klasik. Vallahi güzel araba. Abi Miko. Miko fenasın Miko. Miko eziyorsun lan bizi, yavaş lan. Miko da yapmış şeklini bu, araba. Lan bakın şş, bana bak bu VIP ya. Miko sen ne yaptın? Gene mi ya? Gene mi polis ya? Gene mi ifade ya? Yok yok abi, yok abi seninle ilgili lan, değildir ya. Ben ilgileneyim isterseniz hemen. Şimdi sıçtık işte. Kenan ilgileniyorsa sıçtık abi. O Kenan alır götürürler, sıkıntı yok. Abi, öncelikle çok özür dileriz biz. He. Kenan ve kendim adına sızmışız. Abi büyük ayıp abi, o kadar organizasyon yap. O kadar hazırlan et. Bir anda öyle sız git. Ama abi birinci şarkıyı oğlum, bitirdik yapacak sayıyorum. Yapacak bir şey yok, oldu işte. Telafi etmek polis zorundayız artık, yapacak. Beni mi arıyor? Abi şeyi konuşacaktık biz hani. Paranın böyle bir şey yapmıştık yani, para hesabı, ödemeleri ne parası falan. Lan? Ne parası oğlum lan? Ben sizi gittikten sonra millete 3000 liralık içki dağıttım lan. Ayıp olmasın. Oğlum adam biz gittikten sonra 3000 liralık içki dağıttı lan, oğlum, ayıp olmasın diye. Oğlum Kenan. Abi nasıl 3000 liralık? Bak bak bir dakika durun. Şimdi biz bir anlaşma yaptık. Doğru mudur? Doğrudur abi. Doğru. Konser sonucu gördü mü? Sonunu gördü mü? Görmedi. Şimdi yapmamız konseri gereken şu. Hasılat belli. Dur lan ha. Hasılat belli oğlum. Abi, zaten hasılat... anlaşma devam ediyor. Şu konseri... Ha. Hasılat ama sen o paraları aldın zaten. Geri mi verdin ki? Cevap vermedim. İnsanlara. Oğlum geri vermedim. Dedim ki bu konserin telafisi yapılacak. Bugün girenler mekana ücretsiz girebileceklerdi. Heee. Tamam abi, yapalım öyle bir mini konser yapalım ama öyle çok uzatmayalım abi. Sonuçta bir tane şarkı söyledim ne, çocuk. Ne bugün mü? Evet abi, hemen telafi edelim. Bize para lazım abi. Oğlum bugün olmaz, manyak mısınız? Abicim o kadar harcama yaktık. Kızlar diyor ki benim paralarım nerede diyor kızlar. E tamam da oğlum konseri tamamlayamadık ki parası gelsin. Ben de onu dedim abi. Şimdi dur bakayım. Bizim muhasebe... Dur duayı bir arayayım.
Sizin payınıza ne kadar düşmüş? Oğlum sizin kısmınızı ayırdık zaten. Hayır, ben ne yiyip ne içeceğim onu düşünüyorum Saru abi ya. Dur bakalım şu duayı bir arayalım. 19.000 de borcum var Hüseyin'e. Sen 19.000 nasıl borçlandın lan? Sen Twitter'da yazılanları gördün mü o geceden sonra? Yok görmedim abi. Yok abi göremedik. Deli bal açılışında rezil oldu falan gibi böyle abuk su. Sarı abi, abi onu telafi ederiz ya. Kim o? Hop. Olgun ben Olgun. Sarı ne abi yapıyorsun Olgun? Çüş. Olgun bu araba ne lan? Dur bir dakika geliyorum. Miko. Abi Tesla bu ya. Lan. Tesla mı? Faruk'tan mı aldın, Hacı'dan mı aldın? Faruk'tan aldım. Kaça aldın lan? Saçsaydı diyecektim. Hacı 4. Hacı tamamladı. 260'a denk geldi. Kenan niye gezdire bindin lan? Kenan niye bindin oğlum? Oğlum içi falan ne güzelmiş ya. İçine bakayım dedim. Sıkıntı olur mu? Gezdireyim mi seni? Yo ya ben bilmediğim adamı ararsam bilmem. İyi dedik. Abi 260'a denk geldi Fethi. 260 mı? Vay. Oğlum çok he, çok güzel para ya. Vallahi öyle de. Beğendim ya. Ulan ya. 19.000 borcu bir aydır ödeyemedik adam 260 ya almış. Yılmaz Başkan ya. Bizim para kazanmamız lazım. Acil ya. Ben böyle görüyorum ağzımın suları akıyor ya. Sen araba mı istiyorsun? Ya ben bu adam şu Sarı abiyle konuşacaktım. Bir gitsin de dur. Ya sen bu adam hiç skim yaptığı yok yemin ederim. Hiç skim yaptığı yok. Doktor falan oynuyor. Doktorculuk oynuyordu bildiğin ya. Hiç bok yapmıyordu hastanede ya. Yok lan bu adam doktorlarda oynuyor. Vallahi şöyle diyeyim. Faruk abinin sezon yokluğunda Acı abi de yoksa galeriye ben bakıyorum. Nereye kim bakıyor? Galeriye ben bakıyorum. Harbi mi diyorsun? Vallahi. Aa Yılmaz abi sana ne diyeceğim? He? Bende şu arabadan var bak. Karşıdaki jipi gördün mü Merso? Evet. İşte o araba çok ters o da ben onu değiştirmek istiyorum abi. Onu ya ikinci elden birine satacaksın Demir'e bir sor. Ya da bu galeriyanın arkasında şey hurdacılar var. Onları okutacaksın. Abi hurdacı sikiyor ya. Hurdacı sikiyor da o borcu hurdacı ödemezsen de o adam seni sikecek. Ben bir o zaman Demir'e sorup geleyim mi? Bir sor de ara Demir'i. İçeride. E içerideyse direkt sor. E, girmesin abi şimdi. Sarı abi ben geliyorum şey işini halledin. Benim arabayı da sor lan. İşken. Tamam, şimdi soracağım. 130k benimkinin normali. Dünkü hasılat 26.750. Evet. %60'ı bizim, %40'ı sizin diye konuşulmuş. Evet. 10.250 size, 16.750 bize kalıyor. Şey 16.500 bize kalıyor. Evet. Ondan sonra yalnız dün organizasyon yarım kaldığı için dün bilet kestiğimiz arkadaşlara bir sonraki organizasyondan para almayacağız dedik. Makul yani. Bir sonraki organizasyonda içerisi kalabalık olabilir ama alacağımız para hepimizin az olacak. Biz de azalacağız, siz de azalacaksınız. Bunu hani şimdiden konuşalım daha sonra yok. Yani bu özür mahiyetinde bir organizasyon olacak. Aynen. Anladım, anladım. Mecbur zaman... şimdi insanları gece partisi yaptık, çağırdık ama yarım kaldı yani insanlar mal. Sen de haklısın abi, paralarını aldıysan. Ya ama şey diyeceğim Saru abi. Millet bana şey diyor, millet bana gelip şey diyor, iyi Miko diyor dün de 1.750 soktunuz bir şarkının yarısını dinledik gittik falan diyorlar yani. Hani, haklılar abi. O yüzden işte hani ben de mahcubum millete karşı dedim, biz dedim telafi edeceğiz. Tamam onları bir daha misafir edelim. Dedim. Aynen öyle yapacağız abi. Yani o bizim ya, her türlü bu mekanda gene aynı konseri vermemiz lazım. Şimdi ben sizin bakiyenizi, borcunuzu vereyim. O bir benden çıksın. Tamam mı? Tamam abi. Ko. Ama tarihi de belirleyelim şimdi. Miko. Buyur abi. Belirleyelim abi. Araç ses yapıyor, renk yapıyor. Ha, bir şey hemen abi. Bugün de yapabiliriz isterseniz. Değil mi Yılmaz abi? Yaparız ya. Bugün bak oğlum aceleye gelince sıkıntı çıkıyor. Boşver. Bir daha ikinci kez falso olursak yanarız. Bak ne barmen var, ne güvenlik var. Her şey patates şu an. Ne oluyor ya? Şu anda olmaz abi, çalışanların hiçbiri yok ya. Aynen. Bugün ne lan günlerden Miko? Vallahi abi bilmiyorum ya, uzun zamandır gün takip etmiyorum yani, saldım onu. Vallahi benim de günüm lan, çok yoğun çalışıyorsun sen de ha. Bugün çarşamba olması lazım lan. Doğrudur abi. Tamam ya, yarın yapalım, yarın uygun musun? Yarın ne diyorsun? Gibi. Yarın. Bir düşünün, iyi düşünün ama bak. Bir şeyi aramam lazım asistanımızı ya. Bak şöyle yapalım, dur tamam, aceleye gelmesin. Siz bir düşünün, bundan sonra telefonum açık. Beni arayın söyleyin. Ben de bu arada bir bankaya da uğrayalım. Sizin parayı da vereyim. Tamamdır abi. Vallahi iyi dedin abi, süper dedin. Abi şey de... Jinxat hoş geldin abi. North Bay 08 6. Yink olsun. Kararlar açıldıktan sonra haber verin, ben çocuklara haber düşüreyim. Tamam işte onlar bize tam tarihi söyleyecekler. Aynen. Biz de ona göre mekanı
Abi tarihi Yılmaz abi söylesin ya. Benim şehir dışında birkaç gün işim var da. Zaten Yılmaz vallahi abiyle tamam. Kenan yaparlar. Ben aynen Kenan asistanıyla mı artık kimden anlattı bir şeyler ama. Ya bu Solan asistanı yok ya. Kenan yok mu lan asistan? Pışığıma yok. Ararım ha şimdi. Ara lan. Ara bakayım. Kesin mesai şehir dışında ya da uyuyor. Yalanız. Mesai dışında mı? Ya uyandırırım. Eleman değil mi? Ara uyandır bakayım nasıl uyandıracağım. Açmayacak. Ne oldu lan? Decline mi verdi? Yanlış aradım pardon. Abi şimdi şu para işini halledelim mi? Halledelim. Kime yatırayım? Havale geçeyim hemen. At peki. Abi bana. Bir ver bakayım bir. 53 abi. Uyanmadı. Ne kadar dolara düşen şaşırtıcı. Miko? Efendim abi? Ne kadardı borcumuz? 1250 abi. 1200. Aynen. Şöyle ben 7500'ü çekeyim, diğerini de iş bitince ver. Alo. Ha, ne yapıyorsun Altan? İyi. Şu anda mekaniğin oradayız abi. Kaçtı şey İban, Fethi? Vallahi bugün olur. 53 bugün abi. Bugün zor herhalde. Eleman sayımız bakalım, ona göre konuşalım. Zadan TR 7. ayıp olsun RP katır demiş. Eyvallah. Hadi bay bay. Abi Altan gelmiş. Ben talimatı verdim. Geldi gelmiştir 8000. Geldi 2000 geldi. Küsürde işte organizasyonu belirledikten sonra o günü hasılatını ekleyerek tamamını kapatırız. Tamamdır. Tamam abi ben bu Kenan Aslan sallıyor. Belli ki kafasında bir tarihi yok. Ben ondan bir konuşup sana haber ederim. O zaman Yılmaz o iş sende. Ama bak ne olur kusursuz yapalım da artık abi, açık olmayalım. Yok abi güzel. Kusursuz yaparız. Abi. Sıkıntı yok. Bu arada abi. Bir de bak ben istiyorum ki. Hani düzenli program yapalım sende. Güzel de parayı. Miko ne olabilir dedim. Para abi senin isteğin yeter yani. Ya şimdi Eleman bizim Altan gelmiş. Dontaç'ım. Ondan sonra onunla bir konuşacağım. Onun dışında barmenlere ulaşmaya çalışayım. Belki ekibi bu akşam ben toparlayabilirim. Lan bu akşam olmaz olmaz. Bu akşam olmaz ben daha bir sürü işim var gideceğim. Ha, tamam abi. Aceleye gelmesin şimdi. Tamam abi okey öyle diyorsan. Ama güzel söyledin lan Kenan ilk parçayı. Valla tam böyle var ya. Coşuyordu eyvallah tam. Eyvallah abim eyvallah. Hop yeşilleri gördük. Zoe Aurora hoş geldin aramıza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol canım. Kızlar ayarlayayım mı? Başka kızlar. Nasıl? Başka kız istiyor musun? Ayarlayayım mı arkana dansçı? Bence olsun ya. He, başka kız olur. Çok dansçı olur oğlum ya. Olur abi. Sen de mekanı ayarlayayım diyorsan sen de. Abi kızlar oğlum, fark sende. Etmez ben ayarlarım. Tamam kızlar ayarla. Bende o zaman bu sefer. Aynen. Tamam abi. Ama şey için karagraf için bana numaralarını ver. Tamam veririm. Önceden bir prova yaparız zaten oğlum mekan. Tabii abi o şart. Değil mi Yılmaz abi? Sıkıntı yok. Şarkıcı memnun olsun. Benim için her şey okey. Müşteri memnun, şarkıcı memnun olsa sorun tabii yok. Tabii ki de memnun. İyi o zaman ben kaçıyorum. Görüşürüz abi. Allah'a emanet abi. Görüşerek. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz o zaman. Kenan dikkat et. Miko öptüm saygı. Kenan benim arabaya kaç veriyorlar lan? He? Senin arabaya... Valla bak bir şey diyeyim mi? O demir alıyor ya senin arabayı. He. Yani illa satacaksan netsen demire sat. Daha pahalıya kimse almaz çünkü. Demir ölücü diğerleri hiç almıyor. Oğlum, öyle bir demir sorun. Demir de çok ölücü ya. Diğer alan yok. Demir kaç dedi ki? Valla 85 dediydi. 85. Kaça aldın sen bunu? Ben bunu 130'a aldım. Valla bir şey diyeyim mi? İyi zaten, fiyat vermiş. Zaten hurdacı 62 veriyor abi. E düşün daha pahalıya zaten satamıyor. Demir abinin numarası neydi? Ben de sormak istiyorum da. Az elinde kalıyor öyle düşün. Ne istiyorsun? Fiti. Kenan. Ben bir arayayım Demir dur. Ne lan? Parayı aldın mı lan? Aldım parayı. Hani ya benim payım? Şimdi. Ver bakayım IBAN'ını. 61. Alo Demir abi neredesin? Ya bir sanayinin oraya gelebileceğim. Bu hem 8000 vardı. Şey seninle Fethi seninle konuşmak istiyorum. Hem de bu Kenan araba fiyatı sorduracağım. Normalde 4000. Haydi 2000, bekliyorum. O 2000 vereceğim o 4000.
Yok 4000 vereceğim. Demir 5 dakikaya geliyormuş. Efendim Hüseyin? Hatta 3000 vereyim. 2000 de oradan alacak. Sen beni aradın. Oğlum şimdi sen beni aradın ya. Aynen. Ben aramadım oğlum, yanlış oldu. Olaya bak şimdi. Kaç dedi bu IBAN'la ya? IBAN'ın kaç lan? Haydi öptüm. 61 61. Gönderdim. Bu ne? Ney? Bu gelen ne? Nasıl gelen ne oğlum? Bu gelen para ne? Senin payın? 3000 mi benim payım? Oğlum, ne dedik zaten? Ne dedik? Oğlum bölüşecektik zaten. Senin payın 3000 işte. Tam 2000. Bir araya mı bölüşüyorduk? Oğlum 8000 verdi zaten Saru abi. 2000'i de alacaksın sen. 5000 olacak işte. Bir de ben çıktım dans ettim. Daha ne yapayım oğlum? İşin ya içinde dans etmem yoktu. Ben almıyor muydum? 12.000. La oğlum ne 12.000'i? Net bir rakam yoktu. Hasılata göre para alacaktın zaten. Ulan hasılatın %60'ı senin mi? %60'ı Saru abinin. %40'ı bizim. Lan hasılatın 60'ının 40'ı. Aynen 60'ının 40'ı bu. Efendim. Dedi nasıl hesapladın Allah aşkına, o zaman şu an bana senin mantıken kaç para aldın sen Saru abiden? 8.000. 8.000 aldın, mantıken bana kaç para göndermen lazım o zaman? 3.000. Çünkü 2.000 daha gelecek. Lan yarısı bile değil 3.000. Oğlum normalde biz kaç alacaktık Saru abiden? 10.000 değil mi? Tamam 5.000'ini sana verecektim. Lan yarı yarıya mı yapacağız işi? Oğlum yarı yarıya değil de ben orada çıktım dans ettim. E tamam dansam Allah aşkına, müzisyen benim ya. Fethi Bey. Selamünaleyküm. Oğlum dans ettim, organizasyonunu yaptım. Sen alt tarafı çıkıp ya şarkı Allah söyledin. Şimdi. Tamam da Allah Allah ya, şimdi Shakira sahneye çıkıyor. Ana parayı Shakira almıyor mu? Yanındaki dansçı mı alıyor? Sen Shakira mısın oğlum? Hayır, örnek olarak verdim abi. Oğlum ne Shakira'sı, ne Rihanna'sı, sen ne anlatıyorsun ya? Alt tarafı dans etti, şimdi ben de ona 3000 versem. Deli balda çıkıp şarkı söyledin. Oğlum. Rüya'ya kaç vereceğiz? Ulan Rüya'ya 3000 okey diyen sensin zaten. Çıldırtma beni. Benim paşa. Ben miyim? Demir lan abi. Oğlum 3000 dedi Rüya. Senin suratına efendim? Baktım. Tamam abi, olur dedin. Bir satır bekliyoruz ya. Pısırık herif. Ben öyle bir şey demedim. Yeni geldim ben de. Ne vardı? Ya Yılmaz abi. Bu uçkurunun peşine paraları yatırdı kıza. Şimdi benimle para davası yapıyor bak. Ben git Rüya'dan iste lan. Kenan'ı anlatayım. Buna Faruk abim 25 bin dolarlık motor hediye etti. O motoru gitti 20 bine sattı. Sattım. Kendisine 18 binlik jip aldı. Aldım. Jipi kızın 7 bin dolarlık arabasıyla takasladı. Kıza verdi jipi. Takasladım. Kendisi de o 7 bin dolarlığı satıp kendisi 10 bin liralık araba aldı zamanında. O yüzden aldım kırmızı Rubicon. Çok para konularında Kenan'a şey yapmayacağım, bırakmayacağım. Ben de bırakmadım zaten abi. Payını verdim, devam. Tamam hadi 2000 daha hadi. Oğlum 2000'i Saru abiden alacaksın öbür işin bitiminde. Artı 2000 alacağım, anladın mı? Vermedi. Allah Allah, anlatamadım adama ya. Ha Saru'daki o 2 benim mi? Evet, o senin, direkt hepsi senin onun. O zaman 5 almış oluyorum. Tamam oğlum, o da 5 aldı işte. Oğlum ben daha Rüya'ya vereceğim para, Rüya'ya para vereceğim. Onu sen vermeyeceksin, ben vereceğim. He onu senden, tamam ben şimdi, tamam şimdi oldu. Allah tamam. Allah. Bu Fethi'nin arabayla ilgili bir konuşun diye hem Fethi Bey çünkü satmaya biraz niyetli. Hem de tamam. Kenan benim arabayı satsa kaç yapar diye bir sordu. Onu da sana bir gösterelim dedik. Tamam, ikisini alırım, alabilir miyiz? Alırız gibi bir hesabımız uyarsa. Bakayım. Çok para yok üstümde de, şarjı bulamadım. Allah razı olsun, oradan bahmeyeydin, iyiydi Fethi. Şimdi ben Fethi'ye fiyat verdim zaten. 12 o okey derse hemen şimdi alırım, sıkıntı yok. Abi Allah aşkına valla bak hurdacı bile 62 veriyor abi. Abi işte ama olay o zaten. Kaç dedin abi sen Fethi'ye? 85. Fethi sen kaç istiyorsun? Abi ben bir 95 istiyorum ya. Yok yok, ben sana 120 şey falan mi verirsin ha? Bence efendim? Orta yolu bulun. 90'da oğlum buluşun. Senin derdin ne lan benimle? Abi arabanın derdin sıfırı ne? Fethi ne kadardı sıfırı? Onun sıfırı arabanın sıfırı 130 abi. Tamam bak şimdi. Benim 95'i aldığımı düşün Yılmaz. 110 desem adam gider 10 daha koyar, sıfırını alır 15 koyup. Yani mantıklı olmuyor, anladın? Yoksa ben seni kırmam Yılmaz yani. Peki 90'a yani aldım diyelim. Bu şehri biliyorsun abi. Yapılı araba daha fazla para ediyor sıfırından. Ondan abi ben buna bir de şey SEDEF attırdım sen, ya.
Sen bunu 90'a alsan ben seni tanıyorum. En az 100'e satarsın. İşte 10 bin dolar için de şu, yani nasıl uğraşayım? Sen söyle. Az para mı abi? Ya benim için az. Abi bu araba İngiliz arabası abi. İngiliz atları, yo, bir de İngiliz arabaları ünlüdür yani. 10 bin senin için azsa, 10 bin senin için azsa 5 fazla ver buna, bitsin bu iş. Yok yok, uğraştığıma değmesi lazım. O son 85 size olur o da. Ben Fethi'ye söyledim, başka biri gelse 80-75. Tamam, ben öldürürüm da, dedim. Fethi bir düşünsün onu. O düşünsün. Tamam, ben de düşüneyim abi. Arabaya bak sen. Tamam. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bak benim araba. Kenan seninle ne var? Şu arabanın aynısı. Full yapılı. Bundan aynı tamam. Şekilde yapalı bundan, ama bende cam filmi de var aynalı ha. Full derken Kenan motor bir şey var mı? Yok motor değil. Betro hoş geldin. Full değil. Full artı full. Konuşmaz Zoe Aurora. Hoş geldiniz. Ben çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bayrak Fed yüksek lisans tezimin anketi için chat'ten yardım istiyorum. Şirketle paylaşan çok sevindim. Teşekkürler şimdi. Abi paylaşacağım, tamamdır. Kataloğu bende bu şey. Şöyle atıyorum. Full lüks lüks. Lüks diye bunun. Ne numara modeli? Buyurun. Lüks lüks. Tamam bir bakayım. Betpro tekrardan hoş geldin abi. Benim bir arabalara bakmam lazım. Ama bak lazım yine ya. Söylüyorum Fethi'ye söylediğim gibi ben yüksek veremem Kenan, ona göre. Tamam abi sen de hele ne diyeceğim, ona göre bir şey yapalım ya. Tamam. Vallahi Demir. Ha. Bunların kataloğu 150-160 falan. Yanlışın olmasın ya. Dur Burak'ta var yok, aynı araba. Yok yok, doğrusuna bakıyorum. Hemen geliyorum. Sor bakalım. Faruk kaçı sattı lan bunu, doğrusunu söyle. Vallahi 150, 160 mı neyi aldım abi? 160'a mı verdi bunu sana? 156. 156 galiba. Hiç pazarlığa girmedin. Dümdüz aldım. Yok. Pazarlığa sana girdim. Aynı fiyata almışsın galeri çık. Tamam katalog. Girdim ama vermedi. Ben ne yapayım? Ben o Tesla'yı yani istiyorum ya. Biraz öldürmen lazım abi. Aslında şey mi yapsam Fethi abi? Şu Buraklara falan mı sorsam, ne kadar verirler acaba ya benim arabaya? Vermiyor, Burak'ta para yok. Aynen 155'miş abi. Dedim 150-160 civarı bir şey. O 155'e vallahi mi almış lan, bana 156'ya verdiler. Motorunda bir şey yok değil mi Kenan? Yok abi, daha garaj arabası zaten. İçinde sigara içilmedi. Güzel, ona da bir 80'im var Kenan'ım. Abi ama full yapılı ya. 25 bin mi ne yapmış, şeyi ne verdin? Film var oğlum, biz Fethi bir gelsene. Ama 25 bin verdim abi ona da ya. Biliyorum kardeşim ama ben söylüyorum bak. Önce ilana koyup satın sonra ister. Bak gördüğün 150'lik 160'lık araba. Evet. 80 fiyat çekiyor. Senin arabaya 85 çekti. Bunu okut. Bundan fazla vereni zor bulursun. Harbi mi diyorsun? Uğraşman gerekir. İlan vereceksin. Ama bu salak diye öyle yapmadı mı? Demir abi de biliyor. Gerizekalı çünkü. Gerizekalı da demirin genel fiyatları böyle. Demir ölücüdür. He. Benim 300 binlik arabaya 100 bin dediydi. Öyle diyeyim sana. Oha. Tabii tabii. Böyle böyle. Demir, onun işi de bu he. Satıcılık. Araba yani, alıp satıyor. Ölücüden al, ölüden alıyor. Sana bakma 85 iyi demiş. Senin arabaya genelde 60-50 falan çekmesi lazım. Hani hurda 62 dedin. 70 çeker. Der ki hurdaya satsat. Gelden 10 bin ben vereyim. Bırak git der. Ya hacı bize genelde para lazım. Olur. Para ya. Genel olarak para lazım. Ben borca giremiyor muyum ya şeye? Hacı evet. Abiye. Bana kesseler bir fatura, ben sonra ona ödesem ya. Ona şeyden giremiyorum. Şimdi şöyle. Faturayı tamamen ödemeden arabayı sipariş edemiyorlar. Ben de bu galeriye işlerini yaptım. Araba import olduğu için sen faturanın tamamını ödeyeceksin. O öyle sipariş geçiyor. Ödemenin karşılığı. Ya vardır onda ya. O kendi cebinden öder. Ben ona veririm. He bak öyle bilemem. Çünkü Faruk abi galeriyanın dükkanının içinde para bırakmıyor. He. Hacı'ya bırakmış kendini, Hacı 300 binlik araba mı ne almış? Benden duymadım. Ben Faruk abiyle arkadaşlığıma level attırmam lazım. Faruk'la Allah kolaylık versin diyorum ama hadi bakalım. Ne biraz sıkıntılı zaten de. Abi. Bayağı. Ne oldu lan? Şimdi şöyle benim arabadan şehirde 4 tane varmış. 5.sini evet. Kim alacak? Abi o zaman 5 tane olmuyor ki. 4 tane varsa 4. benim zaten, ikinciye satarsan aynen, 4 tane olmuş oluyor. Evet. Doğru hayır, söylüyorsun. Hayır sen dedin ya Fethi'yle de niye düşündüm. Aynı parayı çekiyorsun diye. Fethi'ninki daha nadir. Bir tek Fethi'de gördüm ben onu. Ya onu satmam daha, nadir diye o kolay diyor. Onu satmam daha kolay. Senin araba bana göre biraz çirkin. Bence de abi bok gibi araba. Yok yani kötü değil de tercih olsa ben sağdakini seçerim öyle söyleyeyim. Lakşari anne, lakşari. O benim araba değil ha. Benimki şey. Biliyorum siyah, biliyorum böyle aynısından. Gece.
Senin araba bir araban daha mı var lan? Benim işte jip var. Bu onun değil. Bu değil mi oğlum? Bu bizim Burak'ın. Burak'ın bu. Bu değil Burak'ın. Ya modeli bundanmış. Aynen. İsterseniz ben yalnız bırakayım. Siz konuşun abi. Tamamdır abi. Konuşuruz o zaman. Tamam. Olur diye biz konuşalım. Gene araşırız, haberleşiriz. Görüşürüz baba. Gel. Eyvallah. Vallahi Fethi. Bize para lazım, para. Para işini yaparız. Ama araba satacağım diyorsan, yani elden çıkaracağım ben bunu diyorsan. Ben bunu her zaman satarım ya Demir abiye. Sıkıntı yok. Ha sen diyorsun ki... Ama şimdi ben bunu satarsam üstünü tamamlayacak bir param yok güzel bir arabaya. Sen ne alacaksın? Ya o Tesla mesla işte bir spor araba almak istiyorum ya. Ben de ya. Sende kaç var ki? Bende 20 var. Yok ama olmaz. Aynen öyle. Ben hadi şu kataloğa bir bakayım. 100 olacak zaten. Bana bir 3 dakika ver şu kataloğa bir bakayım. Sana bir şey bulabiliyor muyum? Tamamdır. Hangi modelden? Ha şundan şundan. Sağdaki Range mi? Merso var ya. Ha soldaki. Ne kadara vereceksin onu sen? Abi vallahi işte piyasasını sen biliyorsun. Sen fiyat ver bana ya. Aa o Range de satılık ha Hacı abi. Yani sizden ben onu 156'ya almıştım. Doğrudur. Bu lüks değil mi bu arada? Lüks aynen ama full yaptırdım ben. 20 bin harcadım dışına. Bir de 5 bin de şeye harcadım cam filmine. 25 bin de harcadım şeyine. Onu sen bir Demir'le konuşsana ya Ken. Bizim ikinci el satışları yok biliyorsun Kadir'de. Ben de bu arabayı elimden çıkarmaya çalışıyorum. Büyük ihtimalle hurdacıya vereceğim. Kimse almıyor. Kimse 325 bin. Ne kadar abi bu? Satamıyoruz arabayı. 325. Ama yani bu sıfır fiyatı. Ben bunu daha ucuza... Bu araba mongal duruyor biliyor musun? Piti. Harbi mi lan? Vallahi bu var ya havaya kalktı. Oğlum güzelmiş ha. Göstersen abi göster bak görmemiş. İzle, Fethi izle bakayım. İzliyorum yandan. İzliyorum. Bak şimdi bak. Oha air var lan arabada. Gördün mü bak karşıya bak. Abi ne bunun acceleration falan nasıl bunun? Bayağı iyi. Hayda. Gördün mü? Undertaker geliyor. Undertaker ne la? Undertaker müziği. Fethi al anahtarları. Bir gez gör gel şöyle istiyorsan. Bak araba. Ver abi bakayım ya. Acceleration falan. Sen bak. Aman dikkat et bak yarım milyonluk. Sıkıntı yok sıkıntı yok abi benim driver şeyim iyidir. Ses atmadı amına koyayım araba. Çok ağır abi buna o para verilmez ya. Baksana oğlum. Nasıl bağırttırıyorum. Yok abi buna hayatta siksen verilmez o para. Gel gel. Dur. Hacı abi. Arabayı kilitle arabayı. Efendim abi bana ben kilitlendim yine tamam, şey tamam. Tweet atarken. Ben bir tane buldum sana verebilecek. Neyi verebilecek lan? Senin aracı 85 mi diyordu? He. Sen de 20 dedin. Ne 20 dedim? Bende var olan diye. Evet. Tamam yani böyle 100 bini çıkabiliyorsun. Adını söyle bakayım. Bu bir tane katalog var mı sende? Var ben var. Geliyorum bir. 134. Dur bakayım dur. Deli görünüyor ha. Çift kapı fişek bir şey. 104 bin olan mı? He.
Of, o ne la? Oğlum manyak bir şey ha. Ben o fiyata şaşırdım bu arada. Büyük ihtimalle çift kaplı ama diye fiyatı böyle. Ama arabanın istatistikleri çok kötü be oğlum. Vallahi bir şöyle diyeyim. Zaten spor olduğu için yani geri kalan şey, yani şu Jeep'le mesela kıyasladığın zaman farkını direkt anlarsın. Tabii şimdi senin istediğin istatistiklerdeki arabaları diyeyim ben sana. 250 binden başlıyor. Kalkışı berbat ya. Hani bu başlıyor bak, 250 binden. Ondan ucuz zaten bu. Puh. Şimdilik alınabilir aslında, iyi dedin. Yani görünümü güzel, şey güzel. Evet evet. Ya yüksek fiyatı alan olmaz mı ya? 85 çok ölü ya. Vallahi bir istersen bir ilan ver de ben bilmiyorum. Bir araç daha var istiyorsan. Neymiş o? Ne oldu abi, hallettiniz mi? Bu araba bakıyoruz şeye ya. Bir bak abi, 121'e bir bak. Bunun bu mesela görünüm olarak diğerine göre kötü, bu kamelyona göre. Bir şey diyebilir miyim? Ama bu da gidiyor yani. Abi bunu biliyorum şey ben ya, bunu hiç sevmiyorum. Bu garaja kadar gidebilir miyiz acaba ya bu arada? Garaja kadar mı? He, ben bu arabayı çıkarayım da fotoğraflarını çekeyim, koyayım ilana. İyi, Fethiye söyle. Fethi. Götürsün seni. Ne var lan? Beni bu garaja kadar şey yapabilir misin? Ne yapacaksın oğlum garajda? Arabamı alacağım. Yürü. Arabayı alıp buraya gelirim geri. Ne yapacaksın? Ya yok yok. Ya ben satacağım, çıkaracağım elden. Ya 200 bin biri verse halkadan yani. Burak! Gitti. Al şu arabayı ya. 100 bine veriyorum, al. Al 100 bine veriyorum bu arabayı. Abi bende 100 bin olsa oho. Aman akıyım Burak ya. Ne emmeye ne gömmeye. İşaretle. İşaretliyorum abi. Camı açayım, dur biraz hava yapsın ya. Oğlum. Kenan. Efendim abi. Bu camın hali ne? Ananı sikeyim, hırsızlık mı olmuş lan? İçeride cüzdan falan baksana abi, çalmışlardı bir şeyi. Kenan, bu camda hiçbir şey yoktu. Ben de onu diyorum, yoktu abi. Ben de bindim aynı arabaya. Allah belanı versin ya. Bıktım ya, bıktım ya. Ay şerefsizler ya. Gerçekten var ya, adalet kalmamış şu şehirde ha. Bunu yaparım ben amına koyayım. Oğlum sen ne kadar zarar ziyan bir adamsın ya. Arabadan ne istiyorsun ben anlamadım ya. Ben bir şey yapmadım ki abi. Buldu, bulabildin mi? Arabanı satacak biri. İlana koyacağım. As siktir ya. Ne oldu ya? Gel hele gel. Tamam gel. Ne oldu? Kırmızıda geçtim, polis geldi. Kes hadi kes. Tamam kes. Uyaracaktım seni, dur kesin. Amına koyayım ya. Arasını sik. Kırmızıda geçti, gözlerime şahit oldum. Harbi uyaracak mıydın? Aynen. Kesiyoruz. Ulan! Oh! Nerede durdu? Orada durulmaz ki. Memurum, doktorluk bir sıkıntı yok değil mi? Yani sanırım bir 120 ile geçtin sadece, o kadar. Hayır, hastaneye. Yok yok, tamam, kolay gelsin. Bir dakika, sınır kaç ki burada? Sence? Bence 120. Okey. Şey, 80, bilgin olsun. 80 mi? Şehir içi diye mi? Evet. Mantıklı. Şimdi
yedin mi lan cezayı? Yedik ya. Kaç yedin? 240. Senden alacağım. Ben ne yaptım? Lan senin arabanı almaya gidiyoruz. Tamam da ben benim de mekanikte duruyordum. Ananı. Gitti mi lan polis? Geç. Yok gitti. Geliyor, sağa çek. Kaldırdım lan. Sıçandı lan ha. Yürü haydi. Bu ne yapıyor lan burada? Oğlum bu ne yapıyor? Kardeşim bir sorunun mu var? Biraz sinirlerim bozuk da Kenan. Aman dikkat et oğlum, sende valla sinir hastalığı var galiba. Kafam biraz dalgın ya. Aman. Şey yapma valla, hızlı der gidersin iki güne. Neler diyorsun ya? Ne oldu lan sana? Bilmiyorum. Beğenmiyor bir şey, ya. Bir şeyler olacak da. Ne zaman, hadi bakalım. Amına kodumun delisi ya. Lan! Lan Kenan! Lan oğlum! Lan sen ne yapıyorsun lan? Ben ne yapıyorsun oğlum sen? Duruyordum. Lan Kenan! Lan oğlum yavaş! Ananı sikiyim! Ananı sikiyim! Çıkın daha bir şey yok! Lan ne oldu? Oğlum itelim durun, şu beyler, arabayı! Dur oynama. Çek. İttireyim ben bir arabayı, ittireyim. Çek, dur. Böyle iyi satarsın. İttirme lan. İtme böyle iyi satarım, dur. Lan oğlum. Lan. Tamam, satalım, tek kapı diye koydum bunu, iteleriz, haydi. Haydi. Haydi aç. Lan! Şey dedi, triggerladı kesin. He? Benim asistem bozulmuş. Bir gel sokma hemen. Dur geliyorum, dur. Buram, araba açık. Şunu bir hallet hele ya. Tamam. Buram, araba efendim açık. Efendim? Dili Bey merhaba. Merhabalar. Teşkullah Bey. Merhabalar. Doğru muyum? Merhabalar. Doğru. Teşko diyebilirsiniz bunu. Biliyorum. Teşko nasılsınız efendim? Şimdi size bir polis, asker değil. Evet buyurun. Şimdi tünelde radarda bulunurken ben. Aynen. İki tane araç geçti. İki tane. Biri Aytac'ın, biri Fethi'nin de. Ha, Aytac'ın mı? Aynen. Biri Aytac'ın, biri Fethi'nin. Siyah araba Aytac. Aytac'ın mı? Size mi ait? Siyah hangisi? Jip'i mi diyorsunuz? Evet. Satacaksan o siyah jip benim. Elini öpene ver gitsin ya, uğraşma. İlan ver. Bir saniye. Normal fiyatı bu de. Verdiğin yani siyahsı mı olursa şunu diyorsun. Beni takip Mordan edebilir misiniz araca siyah. Doğru? Kaçla geçmişiz? Radarda hepsi yazıyor, şimdi bakacağım. Bana ceza kesildi bu arada zaten. Biraz önce bir daha geçtiğiniz için bir daha kesmemiz gerekebilir. Sikeceğim.
Tamam dur görüşürüz ben gel, yazarım. Gel. Ben plan. Hacı abi.